İyi akşamlar efendim. Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Bu akşam biraz karne günü gibi olacak bizim açımızdan. Çünkü bir, Astana toplantılarını konuşmuştuk. Rusya, Türkiye, İran, Suriye zirvesi diyelim öyle. Burada bir yol haritasından bahsediliyordu. Şimdi o toplantı bitti. Ülkeler kendi açıklamalarını yaptılar. Bir ortak bildiri de yayınladılar. Türkiye Dışişleri ayrıca bir açıklama yaptı. Şimdi ortaya da bir tablo çıktı. Bu tablolardan bence en ilginç olanı, bu dört ülkenin dışında ev sahibi olan ülkenin, yani sevgili Kazakistan'ın, ya artık biz de yapmayın bu toplantılar açıklamasıydı. Ona da bakarak bir Astana zirvesini ele alacağız. Önemli. Çünkü yol haritası konusunda en azından gidişinde Ankara'nın tamamdır dediği anlaşılıyor. İkinci konumuz yine bir karne konusu. Sayın Dışişleri Bakanı Fidan'la ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın görüşmesi gerçekleşti. Buna ilişkin açıklamalar yine yapıldı. Tıpkı Astana zirvesindeki gibi. Bunun sonucu ne? Neler konuşuldu? Neler edildi? Memnun muyuz? Değil miyiz? Onları bir konuşacağız. Ancak şöyle bir not düşmek isterim. Evet, bu Sayın Fidan sadece ABD Dışişleri Bakanı ile görüşmedi. Bir seri görüşme yaptı ve bunların hepsi de önemli ülkelerin dışişleri bakanları. Fakat şöyle de bir durum var. Şimdi Blinken'le görüşmeden önce Blinken bu bir konferans esasında Ukrayna'yı iyileştirme girişimi gibi bir şeyi buradaki ülkelerle münhasıran ayrı bir toplantı yaptı. Anlayabildiğimiz kadarıyla. Fakat Türkiye orada yoktu. Bir, bunu da düşünmek istiyoruz. Sonra genel toplantıda olmuş oldu Türkiye. Ancak bu da bir mesaj. Yani oradan çık. Ukrayna ile birinci derecede rabıtalı bir ülkeyi, neyse geleceğiz. Bir diğer konu efendim, İsrail Filistin, Filistin için İsrail Azerbaycan meselesine bakacağız. Çünkü şöyle bir tartışma yaşanıyor. Sonra yalanlanmasına rağmen Filistin liderinin Çin üzerine açıklamalar yaparken Uygur Türkleri, öyle söyleyelim şimdilik, üzerine yaptığı, bir takım kurduğu cümlelerin bölgede derin üzüntüler uyandırdığı söyleniyor. Ona da bir bakmak istiyoruz. Şimdi bu konulardan bir başlayalım. Başka konularımız da var. Menüden tasarruf ederek içeriye daha fazla yer ayıralım. Sayın Avni Özgüren, hoş geldiniz. Yine hoş bulduk. Yazarı Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öğün Hocam, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi, şeref verdiniz. Sağ olun. Profesör Doktor Çağrı Erhan Hocam, Altınbaş Üniversitesi Rektörü, kıymetli hocam, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi tabii bunlardan başlamayacağım. Benim de merak ettiğim bir konu var. Şu an dünyanın en çok üzerinde durulan, işlenen konusu. Direkt olarak üzerinde bir analiz yapmamız gerektirmeyen bir şey ama seyircilerimiz de muhakkak bugün yüzleşmişlerdir bu haberle. Şimdi bir grup zengin iş adamı, Avni Bey, bir denizaltıyla daldılar. Titanik'i görmek için. Yani şu saatte hayattalar mı artık herhalde? Kaç metreye? İşte 2800. Yani 2500 olunca bir şey değişiyor mu bilmiyorum da. Yani dağıldılar. Yani şu an yani son gelen haberler işte Titan'in yanında bir enkaza ulaşıldığı değil. Bulunduğu vesaire falan. Şimdi ben herkes bugün şunu soruyordu. Ben de size sorayım. Üzerinde çok da durmayalım ama. Yani siz böyle bir şey yapar mısınız? Yani şimdi bu olaya bakarak hayır diyebilirsiniz de birçok insan, hepsi varlıklı biliyorsunuz, milyarder insanlar. Mesela böyle bir şey yapmak ister miydiniz hayatınız boyunca? Herkesin bir yani... Mesela uzaya çıkıyorlar aynı zamanda. Ha, evet. Öyle şeyler yapıyorlar. Bu paralara sahip insanların böyle bana göre yani çok böyle şey olmayan, çünkü kötü tabirler de kullanabilirim burada. Yani... Şaklabanca bir şeyler yani falan. Bunlar. Şimdi bazı bugün bizim matbuattan yazarlar hiç üzülmedik diye. Ya üzülmedik değil. İnsan hayatı ile ilgili bir şey. Gayet tamam. Elbette üzülürüm yani. Nitekim bir de Titanik dediğiniz yüzlerce binlerce insanın ölümünü den söz ediyoruz. Ya bir de inelim bunu biz orijinalini seyredelim falan gibi. Bir tatmin arayış. Neye lazımdır bu? Hiçbir şeye. Hiçbir şeye de faydası yoktur. Şimdi mesela bugün... Bir felakete ellemek.
Mesela bugün bu meşhur Avatar filmlerinin yönetmeni, ikinci filmdi sanırım. Bu deniz altındaki durumu tam görebilmek için buraya 33 kez dalmış. Ancak tabii kullandığı denizaltı, yani kıyaslanmayacak kapasitede bir denizaltı. Askeri destek de var arkasında. Onun açıklamaları var. Diyor ki yani dünyanın diyor en yani en tehlikeli bir yeri olamaz diyor. Onun için bu şeyden önce yapıyor. Olaydan sonra yapmıyor bu açıklamayı. Evet. Daha önce yapmış. Buraya kimse Titanik'i Titanik'i görmeye gelmesin. Hani bu turistik bir gezi değil kardeşim falan diye açıklamaları var. Süleyman Hocam siz ne düşündünüz? Bir tek şeyi söyleyeyim tabii. Eklemek için. Yani biliyorsunuz bizde de bir müzeye Titanik'ten çıkma bir şey çaydanlık mı? Öyle demek lazım herhalde. Öyle bir şeyi çok müzayededi Allah. Yani Titanik'ten çıkmış eşyaları falan böyle şey yapmak. Ben bir kanaat oluşturmak için sormuyorum da hani bu merak nedir yani? Hani her şey bitti. Yani para da var falan o mu yani? Evet. Evet o. Oh, oh. Peki. Süleyman Hocam siz ne düşündünüz? Şimdi iki şey iç içe geçiyor bu gibi durumlarda. Bu biraz dünya plütokrasisinin kültürel durumlarına dair tespitler gerektiren bir şey. Ben şöyle görüyorum. Yani her zaman toplumların, cemiyetlerin avantgardlara, öncülere ihtiyacı vardır. Yani birileri konvansiyonel olağan şeylerin dışında bir şeyler söyleyecek ki bir yerden de bir yere gidilecek yani. Bu ekip o ekip mi? Hayır şimdi onu arz edeceğim. Estağfurullah. Dolayısıyla avantgardlardan şikayetçi olunmamalıdır. Ama marjinal olmak başka bir şey. Marjinalizm bugün avantgard olmanın da ötesine geçti. Yani çünkü bir şeyin önde olmasıyla marjinal olması aynı şey değil. Şimdi bu bir reflekse dönüştü. Yani siz kendinizi olağan olandan, yaygın olandan, alelade olandan, konvansiyonel olandan neyle ayrıştırıyorsunuz? Tüketimde bir farklılık yaratarak. Ne oluyor bu? Mesela kimsenin yapmadığı bir şeyi yapmak. Kimsenin gitmediği bir yere gitmek gibi. Yani Paris'e gitmenin artık bir anlamı yok veya ne bileyim Berlin'e gitmenin, New York'a gitmenin bir anlamı yok. Ama mesela kutuplara gitmek bir marjinal şeydir. Fazlalıktır. Dolayısıyla kendi aralarındaki prestij ilişkilerinde Latinlerin cursus honorum dedikleri bir şey vardır. Yani böyle ne bileyim o prestij listesi, şerefiye listesi orada öne çıkmak. Yani işte mesela bilmem nerede bilmem ne yemeğini yedim mi yani. Kimse yemediyse onu yiyen öne geçmiş oluyor. Bu tamamen bir tüketim fantazisi. Yani bunun bir kültürel derinliği şeyi yok. Muhtemelen bu kazaya kurban giden zatlar ya döndükten sonra Titanik'i yakından gördük elledik demek için yani. Keşke elleyebilselerdi. Yani mesela tabii ya bilemem artık neyse yani. Orada herhalde resimler çekilecekti. Öyle bir fotoğraf oyunuyla falan Titanik'in içinde bile gösterebilirler herhalde insanları. Yani bilmiyorum. Yani sonuçta çevrelerine şimdi eskiden sınıflar arası savaşlar vardı değil mi? Yani doğru. Şimdi sınıflar içi savaşlar var. Yani mesela zenginler bir sınıf oluşturuyor olabilir. Ama zenginlerin içinde bir kültür dalaşı vardır. Orta sınıfların içinde vardır bu. Alt orta sınıflar, orta orta sınıflar, üst orta sınıflar kavgası vardır. Yani insanlık toplu halde böyle bir bayırdan aşağı yuvarlanıyor bu işlerin içinde. Ben öyle görüyorum. Ve hiç kimse bir şeyden geri kalmak istemiyor. Ama geri kalmak istemediği şey gerçekten geri kalmaya değmeyecek bir şey mi, değecek bir şey midir, değmeyecek bir şey midir bunları tartışmıyorsunuz. Yani bu trendi olan dedikleri, yani uçta olan, en denenmemiş olan, en ellenmemiş olan sizi oradaki pozisyonunuz yüzünden, o tüketim pozisyonu ve tasarrufu üzerinden herkesten farklı gösteriyor. Yani sizi
tam tüketiciye yaklaştırıyor ve birilerini eksik tüketici bırakıyor. Bunu Zygmunt Bauman çok güzel anlatır, bu tüketim kavgalarını. Yani bu basmaya bir kültürel dalaştır, kavgadır. Hani şey değildir, yumruk yumruğa değildir ama prestij gibi dokunulması zor bir şeyin üzerinden birilerini diskalifiye ediyorsunuz. Yani bu müthiş müthiş bir şey. Bu marjinalizm. Ama işte tabii işte ne bileyim böyle tehlikeli sporlar, işte hiç gidilmeyen bir yerlere gitmeler, oraya herkes gidiyorsa eğer gidilecek yeni bir yer arayıp orayı bulmalar filan. Daima birilerini eksiltmek istiyorsunuz. Siz konuşurken 3 ayrı film hatırladım. Mesela bir tanesi türü tamamen tükenmiş de bir iki örneği kalmış hayvanlardan, hayvanları canlı yakalayıp zenginlere bir akşamlık ziyafet. Oturumlarda ziyafet verdirilmesi. İşte ölümsüzlük arayışları, ölümsüzlük, en çok işlenen temalar, tabii. İnsan avı falan gibi. Yani bunlar... tabii. Yani bu işte pedofili partileri neler yapıyorlar? Yani bu artık şey, yani idrakini kaybetmiş. Çünkü para sahibi olmak, zengin olmak yani bence yani kendi içinde bir ne diyeyim yani şimdi şöyle düşünen biri değilim. Yani zenginler kötüdür. Yani böyle romantik sosyalistlerin falan söyledikleri bir kör hiç öyle zengin bir düşmanlığı falan mı? Yani o anlamda söylemiyorum. Ya zenginlik önemli değildir. Zenginliği taşımak önemlidir. Bu görgü işidir. Bunu bazıları görgü üzerinden yaparlar ve saygıdeğer olurlar. Çünkü Titanik'i gördünüz diye saygıdeğer olmazsınız. Prestij kazanırsınız sadece. Saygıdeğerlik değil bu. Ama bir zenginliğiniz vardır. O zenginliği öyle tasarruf edersiniz ki siz saygıdeğer olursunuz. Bu da görgü işidir. Ama tüketim görgü bırakmıyor insanlıkta. Çünkü tüketimin kendini sürdürebilmesi için görgü kurallarını yıkması lazım. Yani görgü diye dayalı bir toplum direniyorsa tüketim girmez oraya. Gayet açıktır bu. Ama görgünüzü kaybederseniz, taşıyamazsınız onu. Ve o zaman tabii ki işte zenginlikler de böyle görgüsüz harcamalara gider. Anlamsız, üstadın dediği gibi yani tamamen işte yaptım mı yaptım, eksik kalmadım, hatta fazlasını yaptım gibi bir yarışın içinde devamlı götürürsünüz işi. Görgü ve görgüsüzlük farkını sadece böyle şeyde de değil, yani parasal harcamalar rejiminde de tartışmak her zaman doğru değil. Bilgiyle de görgüsüzlük yapılıyor biliyorsunuz değil mi? Mesela evet, malumat furuşluk. Malumat furuşluk, hot furuşluk, bunların hepsi yaşanıyor. Yani işte televizyonlarımızda böyle çok... Ya da bilgi arsızlığı diyelim. Evet, yani hakikaten alim bir takım insanlar ve bilgilerini saçarak ve bilgilerini başkalarını ezmek için kullanıyorlar. Bu çok çirkin bir şey. Bu da bilgi görgüsüzlüğüdür. Ya bir bilgiyi nerede kullanmak gerekir? Nasıl kullanmak, nasıl taşımak gerekir falan. Bunlar bakın bizim üniversitelerde de öğretilmiyor maalesef. Eskiden çünkü kitapları vardı hocam. Vardı tabii, yani bir görgü kitapları meselesi vardı. Ha, o zaman daha hani yaşanabilir bir toplum olur. Ama böyle çılgınlıklar içerisinde. Medya bunu biliyorsunuz şeyde de çok abartır ve köpürtür. Ne diyorlar ona? Magazin dünyasında evet. Falan. Böyle daima sansasyonel şeyler falan. Bunlar hep bakın yani koca bir dünya var ve çok ciddi medeniyet problemleri yaşıyoruz. Savaş var. Savaşın büyüme riski var. Çok korkunç bir savaş ihtimali var. İnsanlar sabahleyin televizyonlarını açıyorlar. Öyle bir dünya onlara anlatılıyor ki ya onun içinde böyle işte ne bileyim tuhaf tuhaf marjinal ne varsa var yani. Yani bu marjinalizm meselesinden biraz yakayı kurtarması gerekiyor insanlığın. Aksi takdirde bazen her şey için çok geç olabilecek bir noktaya geliveririz de yapılacak bir şey yoktur. Kalmaz. Bir şey mi söyleyecektiniz? Şöyle yani düşünün dört insanın hayatta mı öldüler mi falan bunu tartışan şu herhalde milyonlarca insan var değil mi? Bunu tartışıyor, tabii. Konuşuyor, sohbetini yapıyor filan. Öbür taraftan yazık 800 tane insan suların içinde boğuldu gitti.
Binlerce insan Hindistan'da, şurada, burada. Çağrı Hoca da söyleyecek öyle bir şey, tahmin ediyorum. Gidiyor. Yani bunların hiçbir sayısal bir değeri var sadece. Kaç kişi? Yani. Ondan sonra adaletin bu mu diyor ya? Bu. Ben bu şeyi böyle YouTuber'lık gibi anlıyorum. Yani böyle bir merakı. Yani nerede? Şu filancanın yanında durdum. İşte o. Yani sen, ben gittiğimizde diyelim ki Apollo 11'in yanın şeyinde, maketinde yanında bir resim çektirebiliriz. Yani bu bir şey değil. Ama yani bu Titanik'in yanında çektirmek başka bir şey. Başka bir şey. Bir büyük bir firmanın sahibi bir gün bir toplantıda denk geldik. Beni gördü falan. Konuşuyoruz. Ayaküstü bir resepsiyon var. Sana dedi bir şey sorayım hocam dedi. Buyurun dedim yani. Nedir? Hiç dedi yaşarken organlarının ağzından çıkacağı bir anı yaşadın mı? Vallahi dedim yaşamadım. Nasıl oluyor? Ben yaşadım dedi. Nasıl oluyor dedim. Uzaya çıktım çünkü dedi. Füzeyle dedi. Çıkarken işte o hissi yaşıyorsun. E dedim yani bunun için mi para verdin dedim yani. Evet dedi. O hissi yaşamak için. O bana çok şeyi anlattı yani. Anlatıyor zaten. Peki. Tamam mı abi? O enteresan bir şeydi hocam. Evet şey. Öyleymiş. Peki. Evet. Şeyi de söyleyelim de yani son bilgi şu. Amerikan Sahil Güvenliği'ne göre kaybolan denizaltıdan en son sinyal alınan bölgede bir enkaz sinyaline ulaşıldı. Evet, güzel bir film olacak. Yani herhalde hepimiz seyrederiz. Birkaç post daha çıkaracaklar. Evet, yani çıkar yani. Titanik evet. Bitmez yani. Buyurun Süleyman Hocam. Birkaç tane film çıkar. Evet. Yani yönetmenin hangi milliyetten, hangi ekolemik olduğuna bağlı olarak Hollywood'dan biri bunu. O Kunz. İşte bir macera. Denizaltısının benzeri bir şey. Dönüştürebilir. Böyle bir gizem filmine dönüştürebilir. Avrupalı bir yönetmen oraya mutlaka o insanlar arasındaki işte psikolojik durumu da ifade eden bir şey koyar. Japon yapsa bu az önce bahsettiğiniz hususu beraber koyar. Yani aynı anda dünyanın bir başka yerinde de tek gayeleri sefaletten kurtulmak, açlıktan kurtulmak, kendileri ve çocukları için daha iyi bir yaşam elde etmek için derme çatma bir geminin içerisinde doluşmuş 650 kişinin büyük ihtimalle de üzerine kapıların kilitlendiği, büyük ihtimalle de kasıtlı bir şekilde batırılan bir gemide ölmeleri birer satır haberle geçiriliyor. Şimdi asıl belki de tartışılması gereken hocam, uluslararası alanda hatırlarsanız Avusturya'da bir gazeteci hanım demek caiz mi bilmiyorum. Yani bir ya kadınlara da hakaret çünkü böylesi. Küçük çocuklara çelme takıyordu, hatırladınız mı? Evet, o Slovakya sınırında maalesef. Var yani. Şimdi uluslararası alanda biz hep uluslararası hukuk tartışıyoruz. Aslında uluslararası hukukun gerisinde bir uluslararası etik devletler arası ilişkilerde. Neticede devletler de insanlardan, onların yönettiği, insanların düşünceleriyle şekillenen, özellikle uluslararası alandaki ilişkilerinde organizmalar. O etiğin bir de uluslararası alana yansıması var. Uluslararası hukuk bunun üzerine inşa ediliyor. Mesela Birleşmiş Milletler şartının başlangıcında öldürmeyeceksin ilkesinden neşet eden kimse kimseye saldırmayacak, barışı ihlal etmeyecek ilkesini koymuşlar. Bir gerisinde bunun ne var? İşte binlerce yıllık öldürmeyeceksin. 10 emir. Emri var. Değil mi? 10 emri var. 10 emir var. Veyahut diyor ki bu teşkilat aynı zamanda uluslararası servetin adil bir şekilde dağıtımını sağlayacak ekonomik bir düzen tesis etmek amacındadır. Bunun gerisinde ne var? Çünkü onu adil dağıtmadığın zaman kabileler birbirlerine girmişler, klanlar birbirlerine girmişler, devletler birbirine girmiş. En sonunda 1. ve 2. Dünya Savaşları çıkmış. Burada da asıl
üzerinde durmamız gereken husus, bu alanda, uluslararası alandaki etik, moral, ahlak, moral değerler ne durumda? Hangi izan, hiçbir şekilde bakın, yaşanan trajediyi küçümsemek için söylemiyorum. Dünyanın en zengin insanı. İsterse en fakir insan olur. Şusu busu. Orada bir trajedi olmuş. Ama aynı anda onların belki de bir yemekte garsona bahşiş olarak verdikleri parayı ancak bir ayda çıkartabilen 650 tane insan ki bu yılın başından itibaren 12 bini bulmuş. Tabii tabii. 2000'lerin 2010'dan bu yana 100 bini geçmiş diyorlar. Yani o hocam, İtalyanların bir de Mare Nostrum içe olaya küresel medyanın gösterdiği ilgiyi de kıyaslamak lazım. Bu olaya nasıl ilgi gösteriliyor? Gösterirsin, sakıncası yok. Bir de o diğerleri mesela bu kadar insan ölmüş, ona nasıl reaksiyon? Stalin'in sözünü, yani Stalin sonuçta Marksist ideolojiye sahip bir adam. Diyor ki bir kişinin ölümü trajedi ama milyonların ölümü rakam, istatistiktir diyor. Bunu aslında şu an kapitalist düzen, ben bundan ne çıkartabilirim? İşte Hollywood'daki yapımcı, prodüktör tamam kafasına koydu. Bundan hatta bir dizi, hayır, acaba 5-6 sezonluk bir dizi çıkartabilir miyim? Öbürü, ben buradan bir takım kitaplar çıkartabilir miyim? Yayınlar yapabilir miyim? Öbürü, yani o 650 kişinin dramı maalesef bu alanda kimseye para kazandırmıyor. Çünkü o katliamın ortaya çıkmasına sebep olanlar, bunları ileride paraya dönüştürecek olanların kendileri. Yani Avrupa'nın, Batı'nın tutumu neticesinde bu ortaya çıkıyor. Kalkıp da bunu filmleştirmek herhalde söz konusu olmaz. Bu spesifik olaya baktığımızda ben işin iki boyut olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi psikolojik boyut, diğeri ekonomik boyut. İkisi de benim uzmanlık alanım değil. O yüzden şimdi söyleyeceklerim böyle bir uzman ağzıyla söylenmiş şeyler değil. Herkesin, bütün izleyicilerimizin de aşağı yukarı işte okudukları kitaplardan, seyrettiklerinden filan edindikleri bir takım kırıntılar üzerine inşa edilmiş ama kendi içerisinde bir tutarlılık arz etmesine çalışacağım. Bu insanların 250'şer bin dolar vererek bu konserve kutusunun içerisine girip baktığınız zaman ona benziyor yani. Böyle bir macera peşine atılmasının arkasında zengin olmaları tek başına yetmiyor. Aslında hepimizin hangi düzeyde kazanca sahip olursak olalım, psikolojik olarak, hele günümüzde daha da fazla pompalanan bu sosyal medya üzerinden bir şeye, bir şeylere tek başına sahip olma, onun sende olması, o da yetmiyor. Ama bunu da başkalarıyla paylaşma güdüsü var. Göstermek. Kapitalizm bunu keşfetti. Kimi koleksiyonundaki bir kitap için, eksik bir cilt için günlerce kalkar Türkiye'nin öbür tarafındaki mezata, bit pazarına en erkenden gider ki başkası kapmadan oraya düşerse kendisi alabilsin. Şimdi bu da bir garip bir duygu yani. Diyeceksiniz ki ya bu adamlar milyarder, böyle bir tehlikeli işin peşine düşmüşler. Fark etmiyor. Zaman zaman bir yeni cep telefonu modeli çıktığında 3-4 gün önceden onun satılacağı yerin önüne gidip de ilk ben alayım, ilk bende olsun diye sıraya giren, çadır kuran insanların özellikle Batı'da, bizde de olmaya başladı. Haberlerini görüyoruz. Onu alan o çocuk ya da o kişi onun parasını krediyle ödüyor. Cebinde öyle bir para yok. Belki de 2 aylık maaşına denk o telefonun fiyatı. Peki nasıl bir motivasyondur bu? Niye bunu yapıyor? Bunun psikolojik bir boyutu olduğunu düşünüyorum. Ama kapitalizm de insanın bu zafiyetini keşfetti. Bu bugüne has bir şey değil. Ya geçmişe gidin. Vatandaşları ya da tebaası, fakr-ı zaruret içerisinde kıvranan, açlıktan ölen bir takım kralların, prenslerin saraylarını dolaşıyoruz. Orta çağdan, yeni çağdan. Adam öyle bir oda yaptırmış ki duvarlarında inci mercan, pırlanta kırıntıları. Niye bunu yapıyorsun?
Yani senin teban o sırada açlıktan ölmüş. Dolayısıyla her dönemde ya da işte biri de kalkmış. Bugün biz dünyanın işte en güzel eserlerinden biri veyahut işte ne romantik bir hikayemiş ki filan vefat etmiş olan eşine bir türbe yaptırıyor. Tacmaya. Ya senin halkın sefalet içerisinde kırılırken sen onu oraya yaptırıyorsun bir türbe. Dolayısıyla bunun psikolojik bir tarafı var. Ekonomik boyutuna gelince hocam toparlayalım. Asıl konu hızlı bir şekilde bundan da çok şey çıkartacaklar çünkü. O da her şeyi metalaştırma ve mümkün olan en yüksek fiyata satma. O insandaki şeyi yakaladı ya, merak ve bu maddi. Eğer sizin paranız etrafınızdaki her şeyi satın alabilecek durumdaysa, o zaman bir kademe üste çıkıp başkalarının satın alamayacağı, sizin durumunuzda olanlardan daha öne geçmek istiyorsunuz. O zaman adam diyor ki gel uzay yolculuğuna çıkartayım seni. İşte içi dışına çıkıyor, uzay yolculuğuna çıkıyor ama bunu da Süleyman hocama diyor ki biliyor musun ya böyle bir şey oldu. Şimdi birdenbire ayrı bir yere oturtuyor kendini. İçi dışına çıkmış adam. Ver 500 bin dolar senin de içini dışına çıkartalım. O sebeple bu tür hadiselerin günümüz dünyasında garipsenmemesi gerektiğini, bunların devam edeceğini, bu kapitalizm öyle bir şey ki Che Guevara'yı bile biliyorsunuz reklam unsuru, tişört malzemesi yaptı. Lenin'i bile yaptı. Tezat hiç fark etmiyor. Yeter ki para gelsin ve şey yapsın. Bu asıl bizim üzerinde ısrarla durmamız gereken bu çelişkiyi göstermek. Dünyanın bir yanı böyle. Bunlar hiç gündeme gelmiyor. Israrla buna vurgu yapmak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri açıklama yapıyor ya. Arkadaş bundan bahset. 650 can gitti orada. 6 da orada gitti. Peki. Teşekkür ediyorum. Avni Bey. Evet. Salı günü Sayın Fidan'la Blinken ne görüşecekler dediğimde. Evet. Yani cümleyi devam ettirmeyin siz bakın. İsveç konuşuldu işte. Yani onun dışında da birçok şey umarım konuşulmuştur. Çünkü değerli toplu bir açıklama ben dinlemedim. Belki benim eksikliğim. Dinlemedim, araştırmadım. Blinken tarafından bir açıklama var mı? Var, dışişleri yaptı. Amerikan dışişleri açıklama. Ben hayır, Blinken kendisi yani bir açıklama yaptı mı? O demek o. Şunları konuştuk, bilmem ne ettik. Ama gayet böyle formel şeyler yani o yapılan Blinken adına, Amerikan dışişleri adına yapılan açıklamalarda. Oysa bu görüşme dünyadaki en önemli istihbarat teşkilatlarından birinin başında olan bir ve bilahare doğuda olabildiğince etkinliği artan bir ülkenin Dışişleri Bakanı mevkine gelen ki Blinken de sadece mevkidaşım değil sırdaşım diye bahsetti. Evet. Ondan sonra bir insan yani çok daha derinlemesine bir şeylerin konuşulabileceğini zannederdim. Zannediyordum ben. Size geçen programda evet, da söyledim evet. Hatta değil mi? Ben de onu söylüyorum. Yani bu orada mesela çok fazla heyet görüşmesi fotoğrafıyla. Yani ben biraz daha böyle intim, biraz daha baş başa bir görüşme, daha öyle kağıtlara dökülmemiş bir görüşme falan olabilir diye düşünmüştüm. Olmamış besbelli. Yani İsveç konuşmuşlar. Konuşmaları kimse için yani burada dışarıda hangi gazeteciye sorsanız ne konuşmuşlardır diye İsveç falan der yani. Bir de bu arada işte bu Astana'ya falan diye bir de Ukrayna Savaşı. Evet. Yani bunların konuşulmasından daha doğal ne olabilir yani? Ve bunun dışında da hiçbir şey konuşulmamışsa. Yani söylemek istediğim... Yani iki tarafın açıklamalarından
anladığımız budur. Evet. Ben daha dolu bir şeyler bekliyordum. Ya inşallah, umarım veya inşallah efendim Sayın Fidan bizim kamuoyumuza bir televizyon sohbetinde veya bir bilmem başka bir vesileyle nasıl bir Türkiye, nasıl bir şey, çünkü Dışişleri Bakanımız biz. Yani dünyaya Türkiye'nin nasıl baktığını ve nasıl bir dünyayı hedeflediğini, tahayyülümüzü şey yapacak, besleyecek adam konumunda. Dolayısıyla anlatmasını tabii beklerim. Yani inşallah olacaktır kısa zamanda. Belki işte seçimler geldi, şu oldu, bu oldu falan, bir şeyler oldu. Yani belki orada çok şekillenmemiş olabilir filan. Ama aceleye de gelmiş olabilir. Belki bilmiyorum, bu zirve filan. Şimdi Blinken, yani Sayın Fidan'ın açıklamasının kabahatli hatlarını biliyoruz. Mesela ne dedi? Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşamadığımız çok konu var ama bir hukukumuz var, mealen söylüyorum. Ve bunun da getirdiği bazı zorunlu işler var, onu da yapacağız. Yani onları devam ettireceğiz. Evet. Blinken de şöyle diyor abi, kendisi. Uzun yıllardır bir meslektaşım ve bir sırdaşım olan Türkiye'nin yeni Dışişleri Bakanı ile bir araya gelme fırsatı bulduğum için mutluyum. Sizinle birlikte çalışacak olmaktan memnunum. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile müthiş bir ilişkim ve ortaklığım vardı. Şimdi birlikte çalışmaktan memnuniyet duyuyorum. Çünkü uzun yıllar boyunca birlikte çalışma fırsatımız oldu. ABD ve Türkiye'nin zamanımızın en temel ve hayati konularında birlikte yapacağı çok şey var. Dolayısıyla konuşacak çok şeyimiz var. Elbette yaklaşan NATO zirvesi, İsveç'in katılım süreci, savunma işbirliğimiz, ekonomik işbirliği dahil bir dizi konuda ilerleme kaydedilmesi hakkında konuşacağız. Tamam. Tamam. Yani sizin de... Bu, biz mesela bu zirvede İsveç'in NATO üyeliğin konusunda ilerleme, çünkü konuşma konularını, başlıklarını sayarken İsveç'in üyeliği konusunda ilerleme sağlamak için konuşacağız. Sağlamayı konuşacağız diyor. Evet, tabii tabii. Değil mi? Tabii. Oysa bizim açımızdan o bizim bu zirveye kadar mesele kapanmış gibi. Üyeliği konusunda ilerleme sağlamak bizim için çok böyle, yani bu zirvede yok. Tali bir şey bizim için. Yani hani sen çok arzu ediyorsan onunla konuşalım dersin de. Yani işte bu bizim, yani bir beni biraz şey yapan böyle tatminsizlik duygusunu. Yani şöyle de olsaydı filan diye. Çünkü biz bunları şey yaparken Amerika'nın F-22 uçakları, yani dünyanın en gelişmişi. Savaş uçaklarından. Savaşlar, yani 5. nesil savaş uçaklarının en gelişmişi üst olarak geliyor burnumuzun dibine. Suriye'ye mi? Suriye'ye. Tamam ha. Hı hı. Şimdi ve üstelik keşke burada şey yapsaydım, yani İşte belki de bir cep telefonu kullanmaktaki başarısızlığımdan dolayı bunların yaptıkları bir açıklama var. Yani Pentagon'un, yani Merkezi Kuvvetler Komutanlığı'nın yaptığı bir açıklama var. CENTCOM'un. Orada Rusya'yı eleştiriyor. Rus Hava Kuvvetleri'nin sürekli olarak Suriye üzerinde uçuşlar yaptığını, bunun sınır şeyi yani tehlikeli bir takım tablolar ortaya çıkardığını ve kullandığı bir tabir var. Eğer bulabilirsiniz, bakayım. Onu görürsünüz, göreceksiniz. Hava sahamızı ihlal etti dedi diyorlar. Ya Suriye'de seninle, yani Suriye'nin hava sahası diyebiliyoruz orayı. Hayır, adam açıklama, resmi açıklamandaki tabir hava sahamızı işgal ediyor. Yani her şeye kendi malı diye bakan, sınırları kendisine göre çizen,
Bu bakımdan da bana göre uçak, saygısız bir devlet öyle. Yani Amerika Birleşik Devletleri. Bu uçaklardan bahsettiğiniz iyi oldu. Evet. Çünkü bunu muhakkak zaten Türk İstihbaratı hemen yani bildirmiştir. Yani fark etmemesi mümkün değil. Ruslar da söylediler. Bu bölgeyi bir Amerikan kara birlikleri de geliyor. Tabii tabii tabii. Yani bir takviye süreci. Üstelik daha yeni takviyeler geliyor şimdi. Evet. Şimdi buna isterseniz bu akşam biraz şimdi değil evet. ama hani ilerleyen dakikalarda biraz yer açalım. Orada şöyle soralım. Hayırdır hangi sebepten dolayı? İşte çünkü bunlar. Belki Astana sürecini konuşurken de bunu açmak mümkün olacak. Burası tamam mı abi tamam, şeyimiz? Bence tamam. Bence o bölüm şeyi tamam. İnşallah dediğim gibi ben bekliyorum. Yani çünkü Sayın Fidan'ı tanıyorum. Son derece milli meselelerde duyarlılıkların ne seviyede olduğunu da bildiğim bir insan. Öyle zannediyorum ki bir gelecek şeyi, perspektifi önümüze şey yapacak. Diyeceksiniz ki canım Cumhurbaşkanı koydu ya. Ya o başka şey. İstihbarat Teşkilatı'nda uzun yıllar orayı yönetmiş bir insanın dünyaya bakışı, ülkelerin stratejilerine bakışıyla ve onu şimdi de dış uluslararası politika oluşturma mevkine gelmişken onun bakışının nasıl olduğunu merak etmek. Peki. Den biz, ibaret benim tamam, söylediğim. Tamamdır. Süleyman Hocam, daha provokatif sorayım ben size. Mesela Avni Bey neden çıtayı yukarı koydu da şimdi biraz hani onun tabiriyle söyleyeyim vahlanıyor? Bilmem herhalde bu soruya Avni Bey üstadımızı hani, vermesi. Sayın Fidan'la Blinken'in görüşmesinde daha çok şey bekliyordu. Ama biz bekliyor muyduk mesela? Ha, ben pek beklemiyordum. Neden beklemiyordunuz? Yani beklemiyordum çünkü şimdi bir hava yakalanır. O havaya göre konuşuruz. Yani görüşmenin öncesinde bir hava doğmuştur. Bu seçimlerden sonra doğabilirdi. Karşılıklı açıklamalarla çok yumuşatılabilirdi. Yani o toplantı hedeflenerek onun atmosferi oluşturulurdu. Ondan sonra beklentimizi biz de arttırırdık. Yani çünkü mesela Biden'dan öyle bir açıklama gelirdi ki Tayyip Erdoğan'dan öyle bir açıklama gelirdi ki hani evet ya galiba bir şeyler değişiyor falan izlenimi alırdık. Yok. Tam tersine. Aslında eskisinin, mesela bu toplantıya Sayın Fidan katılmasa ne olurdu? Evet. Ne kaybederdik? Eskisinin üzerine çok koyacak bir şekilde yani. Sert bir tablo. Yani soğuk, sert değil miydi? Soğukluk devam ediyor. İsveç konusunda Türkiye'nin tutumu zaten aşağı yukarı artık çok net. Yani bunlar bir yere gelince bunu düzeltecek bir mesai mi bekleyecektik ki onlardan yani? Öyle bir şey olmayacaktı. Bence bu bir tanışma. Daha doğrusu tanışıyorlar da. Yani Hakan Bey bugüne kadar pek çok diplomatik forumda, toplantıda bulundu ama ilk defa bir Dışişleri Bakanı olarak bulunuyor. Yeni bir rolü var. Dolayısıyla bu rol çerçevesinde bence iyi oldu. Yani Hakan Bey'i de biraz daha tecrübelendirecek, biraz daha nasıl söyleyeyim ona idman oluşturacak bir zemin oldu. Çok sayıda başka görüşmeler de yaptı. Bu iyi yani Batı dünyasıyla temaslarımız devam ediyor. Yani biraz şöyle değerlendirdiğiniz gibi oldu. Hani okullarda ders bitiminden sonra bir etüt bölümü vardır ya. Sanki yani bir işte etüt. Öyle bir şey yani. Peki. Şimdi sadece bu İsveç meselesi hocam şey de değil. Yani Blinken'la yaşanmış bir vaka değil. İngiltere Dışişleri Bakanı'yla da Savunma Bakanı'yla da Dışişleri Bakanı mesela Keveler ile aynı yine İsveç konuşması yapılıyor. Tabii. Ve şey de çıkıp söylüyor İngiltere. Orada küçük bir ayrıntı var izninizle onu rica söyleyeyim. Ederim, yani iki meslektaş olarak konuşmak başkadır. İki sırdaş olarak konuşmak başkadır. Şimdi orada sırdaşlık vurgusu eğer hani bizim göremediğimiz ne demektir? Bilemem ki yani şimdi orada bir derinlik yakalandıysa biraz herhalde ortamın önceki görevi itibariyle belki odur yani jest yapmış onu olabilir gibi geldi bana.
Ama onun belki bir, başka bir boyutu da var. Onun yani bir o, CIA görevi yoktu Blinken'ın. Hani mesela bir ortak gelişme olmuştur, konuşulmuştur. Gizli bilgiler konuşulmuştur. Bu gayet normal. Sayın Fidan MİT Başkanı iken. Olabilir. Yani benim ben öyle anladım yani, onu. Mümkündür yani. Dediğim gibi ama zaten çok büyük bir beklentim benim yoktu. Yani açık söylemem gerekirse. Suriye İsveç'i yattıktan sonra özellikle hani biraz argo bir ifade kullanmış oldum ama yani zaten çok fazla bir şey beklemiyorum. Zaten yani, Amerikan Hava Kuvvetleri biliyorsunuz İsveç'e indi. Bir de hocam. Tabii. Bunlar zaten ağır bomba, ikili, ağır bombardıman uçakları oraya indi. İkili anlaşmaları var onların canım. Ya, onlar. Yani NATO'ya evet, girmesi girmemesi arasında ne fark var derece ya çok bir fark yok. Ne olacak olaylasan ama yani girmesi iyi olur diye ısrar ediyorlar yani. Bir de bir NATO şemsiyesi, bütün NATO'nun normlarını da dahil edelim bu işe dedikleri muhakkak. Bunu ısrarla talep ettikleri muhakkak. Ben çok daha önemli bulurum Hakan Bey'in Blinken'la görüşmesinden ziyade İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüşmesi. Almanya Dışişleri Bakanı ile de o sizin yani çok sevdiğiniz. Onunla çok tahmin ediyorum soğuk geçmiştir de ama İngiltere Birleşik Krallık. Sınamadınız siz o hanımefendiye bir türlü. Birleşik Krallık. Başkadır diyorsunuz. Evet. Yani o işin başka boyutları da var tabii. Biraz daha bölgesel yerlere temas eden boyutları var. Bizim için de hayati. Orada ne konuşulmuştur? Ben de o, bence o daha mühim. Çok daha mühim ama o konuda da ben bir hani özel bir açıklama görmedim. Tabii yok yani. İngiliz'de yani daha toplu bir açıklama yapıldı. Ama dediğim gibi ABD, İngiltere, Almanya, Avusturya, bu ülkenin dışişleri bakanlarıyla biraz görüştü. Daha biraz da sizin dediğiniz gibi bir boyutu var. Ben İngiltere, Türkiye ilişkilerine daha çok bakıyorum. Bu, yani, bu konuda diyorsunuz. Evet. Evet. Çok daha önemli. Ama sessiz ve derinden yapılır o işler. Onlar da öyle diyorlar. Öyle olur. Yani. Sonra anlarız. Yani bu kadardı abi. Kusura bakma. Ben hayal kırıklığına uğramışım. Yok estağfurullah canım be. Hani, yani ben. Bu kadar yani. Yani bu toplantının niteliği bu kadar. Devletin dış. Daha iyisini bekliyorsa. Ha, ama şu da konuşulmuş. Şeyde Vilnius'ta yani 11-12'sinde Biden'la Sayın Cumhurbaşkanı arasında bir görüşme olacak mı olmayacak mı? Olacaksa nasıl olacak şeklinde. Siz böyle bir şey görüyor musunuz? Görüyorsanız. Açıklama hani, var mı bu konuda? Hayır açıklama yok. Hayır, bu yok. Konuşuldu diye ama konuşulur zaten bu hep. Herhalde. Bu tür zirvelerde. Evet. Ona da şey diyebilirsiniz tabii. Hani neye lazım? Valla ben tabii Biden'ın ne konuşmak istediğiyle de alakalı. Eğer iş İsveç'in NATO'ya alınması meselesini konuşmak için filan. Ona gerek yok. Ama daha derin, Cumhurbaşkanımızın bu yeniden göreve alışının vesilesiyle yaptığı konuşmanın içeriğine dayanan bir şeyse o çok hoş olur, iyi olur. Uluslararası barışa ilişkin bir takım başkaca şeyler varsa iyi olur. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız pekala bu Ukrayna meselesiyle ilgili olarak bir barış planı veya önerisi. Abi bak, sonra yine de, bak sonra yine üzüleceksin. Burada ne konuşacaklar, ne çıkar desen bir şey demeyeceksin. Yani buradan ne çıkabilir? Hayır. Yani bu adı tabii yani görüşürsün Biden önemlidir. Biden ipe un serer tamam, yani bize bizim için bir şey tamam, daha hayırlı bir şey çıkmaz yani. Tamam. Süleyman Hocam işte, zaten o fikri savunuyor. Ne oldu? Bak ama yani, şöyle yapıyorlar bak abi. Şimdi bu Londra'ya gelmeden önce Çağrı Hocam biliyorsunuz şeye gitti. Blinken. Pekin'e. Evet. Bu Pekin'deki görüşmeler olana kadar da adamların kapısını tırmaladılar artık. Evet. Savunma Bakanı aradı, reddedildi bilmem ne. En sonunda 5 yıldan sonra artı balon krizinden sonra görüşme yapıldı. Çıktı. Bir güzel açıklamalar Blinken'dan çok iyi oldu, şöyle oldu, yok, böyle oldu falan. Üzerinden 24 saat geçmeden Biden diktatör dedi adamı. Evet. Ve yine kıyamet koptu. Yani hepsini sildi, attı.
bu şekli bu. Zaten kendi seçimleri de olduğu için. Neyse. Ama Kissinger'dan daha... Ha tabii onu da söyleyin ne olur. Son açıklaması da o. Evet. Öyle dedi değil mi Süleyman evet, Hocam? Yani, Kissinger'ı da gölgede dış politikada kadar. Elime dedi. Bunu nasıl çevirdiler bilmiyorum hocam. Elime dedi su dökemez dedi. Bize de o zaman zaten konuşacak bir şey kalmıyor. Tabii. Evet, peki. Al o kitabı. Tamam diyeceksin. Abi. Süleyman Hocam. O dört. Tamam mı? Dört. Tamam. Ser Hocam buyurunuz. Son cümlesinden gelelim. Tabii Kissinger cumhuriyetçi. Ve sadece cumhuriyetçilerin değil, bir şey yapmışlar, anket yapmışlar. Amerikan tarihinin en az popüler ya da en az sevilen, aslında en çok nefret edilen şeyi kimdir? Başkanı. Nixon çıkmış. Onun. Ve şeyin gençlik çağı, siyasete ilk giriş dönemi, Kissinger. Vietnam Savaşı, hayır Biden'ın. Ha, Biden'ın. Ha. Ve Demokrat Parti içerisinde Nixon zihniyetiyle mücadele dönemi. Ve o dönem genç siyasetçileri için, siyasetçiler için Kissinger öyle Vietnam Savaşı'nı bitiren falan filan değil. Nixon'ın arkasındaki beyin. Tabii. Dolayısıyla ona karşı böyle bir kinayeli cümle değil. Aslında yani onun bütün bu siyasi entrikaların arkasındaki figür olduğunu. Biraz da o gençlikten gelen şeyle. Gençlik demeyeyim, son 50 yılını o zihniyetle mücadele ederek geçirmiş adam. Ha, kendisi de başka bir entrika grubunun parçası. O da aynı. Yani, o da ama, dünyaya bir fatura ama çıkarmış. İşte prensip olarak farklı taraflardan dünyayı sömürmeye yaklaşıyorlar. Bu biraz daha yumuşak, bu biraz daha sert. Şimdi iki hususu vurgulayarak buyurun, başlayayım. Buyurun. Bir tanesi bu konunun biraz dışında ama ya bazen böyle işte hocaların takıntıları oluyor. Ben bu zirve kelimesine takıntılıyım. Bu Londra'daki için mi diyorsunuz? Genel olarak iki kişi arasında, iki dışişleri bakanı arasında yapılan görüşmeye zirve denmesine takıntılı. Bizim matbuatımız maalesef. Severiz efendim. İki dışişleri bakanı bir araya gelse zirve. E şimdi bu zirve ise devlet başkanları bir araya geldiğinde bu ne? Hatta öyle fazla kullanmaya başladık ki biz zirve kelimesini her türlü toplantı için. Ayaküstü zirve. Ya ayaküstü görüştü dersin yani. Öylesine kullanmaya başladık ki yeni nesil, bunu ben sınıflarda görüyorum öğrencilerimden, zirve kelimesinin toplantı manasına geldiğini zannediyor. Evet, evet. Halbuki üst düzeyli toplantı, işte iki yılda bir yapılan, devlet ya da hükümet başkanları seviyesinde yapılan önemli bir konu etrafında iklim zirvesi mesela. Bütün paydaşlar, sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, akademisyenler falan bir. O zaman o zirveyle iki kişinin bir araya bir masanın etrafında ekipleriyle toplanması zirve arasında şey kalmıyor, ağırlık farkı oluyor. Bu bunu tahfif ediyor yani. Evet. Hafifleştiriyor. Dolayısıyla bizim bunun üzerinde bir durmamız gerektiğini düşünüyorum. Terminoloji bakın, terminoloji önemli. Ve iyi terminolojiyi de, kötü terminolojiyi de günümüz dünyasında yayan sosyal medya ve medya. Evet. Yani kimse artık öyle kitaptan terminoloji öğrenmiyor. Çocuklar daha belki de ilk mektebe gitmeden önce televizyondan duyarak o terimlere hakim oluyorlar ve onu düzeltmek çok zor ondan sonra. Yani çünkü haklısınız. Çocuğun zihnine o şekilde kalıplaşmış bir şekilde oturuyor. Böyle birkaç konu daha var. Böyle geldikçe ben bunları dillendirmekten şey duymuyorum, kaçınmıyorum, söylüyorum. Buyurunuz. Dikkatli kullanalım. İkinci husus şu. Hakan Fidan son 15 yıldır Başbakan Müsteşar Yardımcılığı, evvela TİKA Başkanlığı, sonra MİT Müsteşarlığı, değil mi? Ondan sonra Dışişleri Bakanı. Hakan Fidan, parti il başkanı iken milletvekili seçilip de sonradan bakan olmuş. O zamana kadar belediye armuta ne kadar nahr uygulayacakla uğraşırken, zabıtalarla uğraşırken, minibüsçülerle uğraşırken, altyapıyla uğraşırken, ondan sonra birdenbire dış politika meseleleriyle uğraşmaya başlamış bir adam değil. O 15 yıllık geçmişteki tecrübesinin büyük bir bölümünde Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler oluşturuyor. Buna MİT Müsteşarlığı dahil. Meşguliyetinin büyük bir bölümünü işte PKK ile mücadele ediyorsun, FETÖ ile mücadele ediyorsun. İkisi de Washington'a çıkıyor zaten. Onu çok iyi bilmeleri, Blinken,
veyahut başkalarının gayet tabii ve Dışişleri Bakanı kadar onun başında bulunduğu teşkilatında çeşitli seviyelerde muhatapları var Amerika tarafında. Bunu aklımızın bir kenarına mutlaka oturtmamız lazım. Yani birdenbire farklı bir alana geliverdi. Bugüne kadar istihbaratçıydı, şimdi Dışişleri Bakanı oldu. Ya günümüzde istihbaratın zaten en önemli tarafı dış istihbarat. Bir dönüşüm yaşadı. Son 10-15 yıl içerisinde Milli İstihbarat Teşkilatı giderek dış istihbaratı daha fazla üstlenen, içi biraz daha emniyete ya da jandarmaya bırakan, onun da dış ve terör konularıyla ilişkili taraflarına elbette bakan ama ya da organize taraflarına ama ağırlıklı olarak dış istihbarat. Bir de yasal değişiklikte kendilerine operasyonel imkanlar tanındıktan sonra sınır ötesi operasyonlar yapabilen, her gün gazetelerde görüyoruz, bir teşkilata dönüştü. Dolayısıyla Amerika ile olan ilişkileri oturup da etüt edip çalışmasına, sıfırdan dosyalara bir bakayım da bir öğreneyim de Blinken'la öyle görüşeyim demesine gerek yok. Zaten içinde temel aktörlerden biri. Bununla bağlantılı bir de diğer konu da mevcut cari konuların da sadece konulara sadece vakıf değil ama aynı zamanda defalarca Blinken'ın da bulunduğu, Biden'ın da bulunduğu, Amerikan İstihbarat Teşkilatı'nın başındaki adamın da bulunduğu toplantılara katılmış, görüşlerini ifade etmiş, sunumlar yapmış bir insan. Hangi cari konular onlar? İşte açıklamalara göre, Blinken'ın açıklamasına göre ne konuştuk diyor. Ukrayna Savaşı. Zaten bu toplantının mahiyeti Türk-Amerikan görüşmesi değil. Bunlar Londra'da yapılan Ukrayna ile ilgili bir toplantı, Ukrayna İyileştirme Konferansı çerçevesinde bir araya gelen tarafların hem topluca hem de hani bir laf var, o toplantının marjında ikili görüşmeler yaptıkları bir toplantı. Toplantılar dizisi. E peki Ukrayna, Rusya meselesi, Hakan Fidan'ın daha evvel başında bulunduğu teşkilatın bütün bu toplantılarda yer aldığı bir mesele değil. Vakıf bu konulara. İsveç, daha geçen yıl Madrid'de kurulmuş olan mekanizmanın, üçlü mekanizmanın, o üç ne o üç? Bir tanesi istihbarat teşkilatı zaten. İstihbarat teşkilatları, yani Finlandiya, İsveç ve Türk istihbarat teşkilatları arasında bir mekanizma. E başında kim var? O listeleri hazırlayan kim? Milli İstihbarat Teşkilatı değil mi? İsveç'te şu kadar FETÖ'cü, şu kadar PKK'lı, şu kadar başka terör örgütü mensubu, Finlandiya'da bu kadar. Dolayısıyla bu konulara vakıf olan bir kişi. Bütün görüşmelerine Sayın Cumhurbaşkanı, en üst düzey. Tabii ben ta Obama'daki o ne kırmızı oda mıydı neydi? O bütün toplar, görüşmeler tabii. Obama döneminden başlayarak orada biliyorsunuz protokolün, yani Beyaz Saray protokolünün, bizde de Cumhurbaşkanlığı protokolünün en önemli görevlerinden biri, bir artı kaç? Yani karşı karşıya oturacaklar. Orada bir dediği Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı. Ama etrafında artı kaç? Sefirler olacak tabii ki. Dışişleri Bakanları olacak. Başka kim olacak? İşte Milli Güvenlik Danışmanı olacak onların. Bizde de onun mevkideşi olan kişi olacak. Milli Güvenlik'ten sorumlu baş danışman. Daha evvel İbrahim Kalın'dı. Tamam. Şimdi Milli İstihbarat'ın başına geçti. Şimdi Akif Çağatay Kılıç. Evet. Sonra da diğer kişiler, uzmanlar. Her zaman oradaydı zaten. Türk-Amerikan görüşmelerinin hiçbiri yoktur ki Sayın Fidan o masada bulunmasın. Ha, tamam da şimdi deniyor ki sanki bu toplantıda sonuç bekledik diyorlar. Bu eleştiri olarak görmeyin bunu. Şimdi hayır, ben onlara bir eleştiri falan getirmedim. Ben sadece görmeyin diyorum, sizi getirdiniz. Hayır hayır. Şimdi belki de sonuç çıktı, paylaşılmadı. Ha, ama benim kanaatim şu. Hani görüş alışverişinde bulunma. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği, Sayın Dışişleri Bakanı'nın da ifade ettiği noktadayız hala. O noktada şu, İsveç'ten bahsediyorum. Biz geçen yıl Madrid konferansında neleri yerine getirirse İsveç'in üye olabileceğini kendilerine söyledik. İki hafta öncesine kadar, yani İsveç Başbakanının Türkiye ziyaretine kadar bunlar yerine getirilemedi. Bundan sonra 12, 11-12 Temmuz tarihine kadar
Bunlar yerine getirilir ise mümkün mü? Mümkün gözükmüyor diyelim. Yani cüz'i bir ihtimal de olsa %99 olmaz da %1 ihtimalle yerine getirilirse o zaman tabii ki Türkiye tavrını o duruma göre değiştirebilir. Ama bugün itibariyle Türkiye Madrid'de ne dediyse bir yıl evvel, 6 ay evvel ne dediyse, yine İsveç Dışişleri Bakanı, Başbakanı buraya gelip gittiğinde aynı noktada. Blinken'a da farklı bir şey söylendiğini ben zannetmiyorum. İsveç Başbakanı diyor ki biz yükümlülüklerimizin tamamını yerine getirdik. Şimdi sıra sizde diyor. Ha, şimdi sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Tamam, bunu 40 defa söylerse belki İsveçleri inandırabilir. Hayır. Ama biz artık sözle sözle hareket etmiyoruz. Bu ayrı mesele. Benim söylemek istediğim bu sözünü ettiğim üslup aslında bir Türkiye'ye hakaret bu. Bana göre. Bir de yani bunu göre adam hakaret ediyor. Yani şey de sen anlamamış olabilirsin. Bunu ama göre diyor. Göre sizin çizdiğiniz tabloyu. Biz yaptık üstümüze. Bütün ülkeler üstüne gelmeye devam ediyor bu meselenin. Tamam, gelebilirler. Bakın Stoltenberg dedi ki Türkiye terörden en fazla çekmiş NATO üyesidir. Bunu kabul etmek zorundayız. Tepkilerini, çekincelerini anlayışla karşılamak zorundayız. Bunu NATO Genel Sekreteri söylüyor. Evet. Hoş, süresi 3 defa uzatıldı ve bitecek. Bitmeye yakın daha doğru konuşuyor insanlar. Bir daha uzatılmıyorsa biliyorsunuz. Çağrı Hocam. Bir reklama gideyim. Tabii. Yani araya geldiniz. Sonuç itibariyle bizim Amerika ile bir pazarlık konumuz değil İsveç meselesi. Tamam. Bunu çok iyi kamuoyunun bilmesi lazım. Yok efendim bana şunu verirsen ben İsveç'e yeşil ışık yakarım. Bizim İsveç'le olan bir ahitleşmemiz. Ama o hale getirdiler hocam. Tamam, devam edeceğiz. Ben İsveç'i onayla ben de F-16'yı onaylayayım. Pazarlığına tamam, devam edeceğiz. Gidelim arkadaşlar reklam. Hemen geliyoruz. Döndük efendim, akıl odası devam ediyor. Çağrı Hocam tamam mıyız? Bizim Amerika ile oturup hani zirve kelimesine demin takıldım ya. Evet. Gerçekten bir zirveye ihtiyacımız var. Çünkü bunun artık sürdürülebilir olmaktan çıktığını görüyoruz. Böyle nezaket cümleleri içerisinde her ne kadar bizim problemli alanlarımız olsa da güçlü bir dostluğumuz var, güçlü bir ittifak ilişkimiz var. Zaman zaman ifade edilse de bu tür cümleler problemli alanları sayfanın bir tarafına, işbirliği alanlarında diğer tarafına yazdığımızda problemli alanlar yaklaşık 3 katı işbirliği alanlarına. Ve her geçen gün bu sayı artıyor. Dolayısıyla işbirliği alanlarını cem edebiliyorsunuz. Yani birbirlerine bağlantılı konular. Bunların yani, her biri müstakil bunların ki geçen programda saymıştım. Yani böyle bir tane falan. Çala kalem yazdım 10 tane falan çıktı. Dolayısıyla bizim oturup ya arkadaş ne istiyorsun sen ya? Tek tek madde madde yani Dede Ağaç'ta ne yapıyorsun? Suriye'nin kuzeyinde nihai hedefin nedir? Evet. Nihai hedefin nedir? Madem biz müttefikiz diyorsun bir bileyim ya. Şimdi söyler mi filan bazı izleyiciler öyle ya şimdi Amerika sana söyler mi onun niyeti var. Ya tamam biz bir sorduk mu? Bir soralım senin niyetin ne? Niye tutuyorsun bu FETÖ'yü orada? Niyetin ne? Tek tek. Onlar da bize. Ya kardeşim niye siz aldınız S-400'ü? Biz de ona. Ya sen Mondi geldiğinde dedi mi Mondi'ye Hindistan'a? Kardeşim siz S-400 aldınız, iade edin. Hayır, hiçbir yaptırım yok Hindistan'a. Bunu sormuşlar Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda bir Türk gazeteci. Haftalık basın toplantısında ana konu da Hindistan Devlet Başkanı'nın ziyareti, Başbakanı'nın pardon ziyareti. Bu soruyu soruyor. Diyor ki ya S-400 yüzünden bize siz yaptırım uyguladınız. Başımıza da bir sürü iş geldi. Aynısını Hindistan aldı yapmadınız. Cevap, efendim onların aldığı S-400 bizim diğer silah sistemlerimizle entegre olmadığından zarar verici düzeyde değil. Şimdi böyle bir saçma sapan bir cevap veriyor adam. Dolayısıyla bizim gerçek manada, oturup karşılıklı bir yol haritası çizme ihtiyacımız her geçen gün artıyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla bu Biden'ın geri kalmış olan 17 ayında... Tam onu söyleyecektim. Gerek kaldı mı diye. 17 ayında bu iş olmayacak. 17 ayda tam öyle kurmayın hocam. Siz Kasım'dan... Tabii. Kasım'dan sonra onlar zaten başka bir alandalar. O orada olmayacak ama biz hazırlığımızı yapmalıyız. Evet. Her seviyede bunu dillendirmeliyiz. Gerekirse NATO zirvesinde bunu dillendirmeliyiz. Çünkü
Biz NATO zirvesinin bakın gündemini şu an konuşmuyoruz. İkili ilişkilerimizi konuşuyoruz. Ama NATO zirvesinin gündemine sokmaya çalıştıkları Çin'le ilgili ve Rusya ile ilgili çok önemli. Doğru. Bizim bazılarına evet dememizin mümkün olmadığı hususlar da gelecek önümüze. Tabii. Yani biz İsveç değil sadece bizim sıkıntımız. Evet. Rusya'ya çok daha sert bir takım yaptırımlar. Mesela daha şimdi zorlayıcı bir Çin'e şey söyleyeyim. Çin'e karşı çok sert bir tutum. Amerika bunu istiyor. Doğru. Şimdi bizim bunu da konuşmamız lazım. Yani NATO'nun geleceği ne olacak? Tamam. Bizim oradaki görevimiz ne olacak? İngiltere, ben onu başta söylemedim. Keşke söyleseymişim. Konuşmasında, yani görüşmede diğer konulara da değiniyor. Çıkışta basın mensuplarıyla konuşurken bu diyor Ukrayna'nın NATO meselesini diyor biz niye böyle düşünüyoruz diyor. Bence bu diyor Vilnius zirvesinde diyor bu sağlanabilir diyor İngiltere Dışişleri Bakanı. Ya. Olur olmaz. Bunu açıkça söylüyor bütün gazete, dünya gazetecilerinin önünde. Velev ki Türkiye'nin önüne geldi. Ne yapacaksınız? Ne geldi? Ukrayna'nın NATO'daki üyeliği. Öyle bir sistem yok NATO'da. Gelmiyor. Onu da bir defa daha tasdik edelim. Nasıl yani? Meclisteki gibi el kaldırma indirme ya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Hayır, Konseyi'ndeki... Onaylayacak mısınız, onaylamayacak mısınız? Bakın, bir oylama sistemi yok NATO'da. Bunu bir defa daha biz bu akıl odasının katkısı olarak söyleyelim. Hocam onu demiyorum. İsveç konusunda oydaşma. Bizi beklemiyorlar mı? Evet. NATO'da da beklemeyecek şey, Ukrayna için de beklemeyecekler mi? Şimdi bakın, benim dediğim o. Yoksa NATO'da... O öyle olmuyor. Şöyle oluyor. Evvela o gün kararlaştırılacak konularda daimi temsilciler üzerinden, daimi temsilciler haftada bir ve gerektirdiği ölçüde toplanıyorlar. Biri geliyor, mesela Amerika Birleşik Devletleri. Genellikle sistem şöyle. Amerikalı eğer bir karar getirecekse NATO'da, bunu ilk elden bildiğim için söylüyorum. İngiliz arıyor ilk önce. Almanı arıyor, gerekirse Fransız da arıyor. Bu dördü anlaşıyorlar evvela. Bunların arasında mutabakat yoksa katiyen bir konuyu zaten getirmiyor. Evvela bu dördü anlaşıyor. Hocam fictional bir şey sordum ben size. Kurgusal bir şey sordum. Şimdi İngiltere Dışişleri Bakanı dediğini söyledim. Ha olabilir dediler, getirdiler. Bütün, hadi Ukrayna'yı da alalım dediler. Türkiye'nin tavrı ne olacak? Benim dediğim o. Ben de size diyorum ki bu mesele o gün orada tartışılacak bir mesele değil. Yani hadi bakayım ben bunu getirdim değil. Bunun bir süreci var. Evvela bu dördü anlaşır. Sonra daimi temsilciler düzeyinde Amerikalı der ki gündem oluşturulurken NATO zirvesinin gündemi. Kardeşim bir de böyle bir konuyu size getireceğiz. Siz bunu bir düşünün bakalım. Peki. Ve sessizlik süreci denilen sessizlik süreci denilen bir süreç başlar. Bu bazen 48 saat olur. Bazen 72 saat olur. Yani NATO'daki karar alma mekanizmasını, oylama yöntemini anlatıyorum. Bir oylama yok. Bunun adı oydaşma ya da konsensus, mutabakat sistemi. Kararı yazarlar oraya. Şayet şu kadar saat içerisinde kimse ben buna katılmıyorum demez ise karar metninde bu yer alacak. İşte Ukrayna'nın gelecek sonbaharda davet edilmesi. 72 saat içerisinde işte Türkiye, Macaristan, Bulgaristan biri. Yok kardeşim bu böyle olmaz dedi mi artık o gündeme giremez. Dolayısıyla son dakikada o zirve esnasında hadi bir de bu da var. Bir de bunu oylayalım. Bir önerge verelim. Gündem dışı bir önerge verelim gibi bir metot yok. Şu an itibariyle Ukrayna'nın NATO üyeliğine dair NATO Daimi Temsilciler Komitesi'nde görüşülmüş bir karar var mı? Bir gündem maddesi var mı? Yok. O zaman bizim şimdi şayet bu gelirse dememizin de erken olduğunu düşünüyorum. Yani ileride gelebilir ama bugün itibariyle yok böyle bir şey. Peki hocam. Geçelim mi bunu bu faslı şey yani, Londra faslını? Londra faslını. Yani Sayın Fidan nasıl o kapatabilir? Yani bence tamam. Şu şöyle yani ben muhtemelen yani bir başka pencereden baktığımızda muhtemelen Sayın Kalın'ın diyaletlerinde başka türlü meselelerde istihbarat meselesi eğer konuşulabilirse tıpkı onun gibi şimdi sakın Sayın Hakan Fidan'ın da toplantısında onun o geçmiş birikimlerinin içinden süzüp getirdiği bir takım şeyler, tezler mutlaka gündeme gelecektir. Ha bu şimdi mi gelir? Bu vesileyle mi gelir? Gelecekte bunlar bir şekilde önümüze getirilir, gelir mi? Onu bilmiyoruz. Göreceğiz bunları da. Peki.
Ama bu 15 senelik birikimin herhalde bir şeyisi olacak. Yani karşısındaki Blinken'la dengelendiği vakit Hakan Fidan herhalde birçok defa daha ağır basar. Gayet tabii. Peki abi, bu arada bu ilk açılışta hafifçe bahsettiğimiz Titanik'in enkazına dalış yapan kayıp denizaltı ile ilgili o firma, yani Ocean Gate firması bir açıklama yapmış. Deniz altında bulunan 5 kişinin tamamının hayatını kaybettiğine inanıyoruz diye. Böylece ne yani, ne diyelim? Öyle. Peki. Hani suları bol olsun. Peki abi. Şimdi hem Avni Bey'in hem de Süleyman Hoca'nın kanka bize düşmez ama Rusya, Türkiye, İran, Suriye, Astana zirvesi yapıldı. Türkiye oradan çıkıştı, dedi ki hani biz yol haritasını kim söyledi? Ruslar söylemişti. İçeriğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama burada konuşulduğu belli. Şeyde Astana toplantısında bir takım katkıları olmuş katılımcı ülkelerin bu yol haritasına, ama Türkiye de buna müspet. Evet, yaklaşmış. Cevap vermiş. Buyurunuz. Yani ben sadece şimdi şöyle birleştirebiliriz bunu. Bu Suriye'deki Amerikan devinimiyle. Evet. Yani hem kara birlikleri hem sizin bahsettiğiniz uçaklarla. Evet. Buyurun. Şimdi birincisi sonuç itibariyle Rusların pişirdiği bu yol haritası ki son derece örtülü bir şey harita. Yani önümüzde evet. Bir harita var ama veya söz ediliyor ama bu öyle yani üzerinde böyle çarşaf gibi bunu yayılıp konuşulacak falan bir şey değil. Bu biraz böyle gizli kapaklı. Doğal karşılanabilir. Evet ya yani onda doğal. Bu, yani kaç senelik bir savaş şeyin arkasından. Açık hasar 50 bin yerden 50 bin tane ses çıkar. Tabii kesinlikle. Türkiye'nin içinden de çıkar. İran'ın içinden de çıkar. Suriye'den falan neyse yani. Onun için ama bu bizi ilgilendirdiği yanıyla bu haritada ben evet Türkiye'nin belki oradan askeri varlığı ya yani askerlerini nasıl bir takvimle veya nasıl hangi koşullarda geri çekebileceğine ilişkin bir şey bir takım şeyler de var olabilir vardır veya çekmesi gerektiğine dair şeyler de vardır, çekeceğine dair bir takım işaretler de vardır. Ama onun ötesinde burada terörün Türkiye'yi rahatsız etmeyecek seviyeye indirilebileceğini şey yapan tedbirlere İran ne diyor? Suriye ne yapacak? Bunlar da var olabilir. Şimdi bunun bir şeyi olması bakımından söyleyeyim. Suriye Hava Kuvvetleri, bu da garip bir laf yani. Suriye'nin esasında bir hava kuvvetleri falan yok. Ortada var, biraz bir şeyleri var. Abi. Rusya var. Yani Rus pilotları var, Rus hava kuvvetleri var. Yani İran'ın Halep'in kuzeyindeki bir takım yerlerdeki varlıkları, yani İran milislerinin Halep'in kuzeyindeki bir takım köylerde konuşlanan mevcut şeyleri bu hava kuvvetleri bombaladı. Evet. Bunları. Evet. Yani, ve bu İranlılar da çok ciddi can kayıpları da var orada. Tamam. İran'dan yalnız Tahran'dan buna tepki yok. Hatta eğer tabii ne kadar doğrudur, ne kadar gerçektir onu bilemeyiz. Ama diyorlar ki İran'da da nasıl mesela bizde de olabilir ya, yani geçmişte vardı. Bir takım
kuvvetler İran'da merkezin kontrolü dışında kuvvetler. Bundan İran merkezi de, merkezi idaresi de rahatsız. Ama bunu tabii yüksek sesle söyleyemedik. Yani Kasım Süleymani'den rahatsız olduğunu söyleyebilen bir İran devlet başkanı hiç gördünüz mü? Böyle bir şey olamaz. Aksine aslanım yiğidim, yiğidim aslanım burada yatıyor ile geçti gittiler. Ama Kasım Süleymani öldürüldüğünde hepsi birçoğu da oh dedi. İşte tıpkı bunun gibi. Yani bu bir örnek mi? Yani bunu bir örnek olarak görmek mümkün mü? Onu bilmiyorum. Ama doğrudan doğruya hava kuvvetleriyle yapılan bir müdahale. O bakımdan bunu da hiç olmamış sayamayız yani. Onun için ben bu yol haritasının, mesela geçen toplantıya geldiğimizde ben dikkat ederseniz konuştuğumda dedim ki buna hiç okumaya bile değmez yani ne çıkacak ki bundan filan diyordum. Ama şimdi aynı kanaatte değilim. Yani en azından okuyalım diyorum yani bu, görelim bunun uçlarını, bize yansımalarını. Yani eğer ciddi bir şeyler varsa ve Ankara buna evet diyorsa, evet böyle bir hat üzerinde çalışabiliriz. Bunu kabul ederiz anlamında değil. Ama üstünde çalışabiliriz diyorsa, ha bunu öyle yırtıp atmak olmaz. Ve Rusların bu kadar kafa yorduğu bir şeyi, ki özellikle de söylüyorlar bunu Ruslar. Evet, yani hem de en, yani birden çok evet, yüksek çok ağızdan ciddiye, söylüyorlar. Çok ciddi bu mesele diye söylüyorlar. Bu kadar kafa yorulan bir meseleyi biz elimizin tersiyle itemeyiz. Peki bu hareketliliği onunla ilgili görüyorum. Bir de çünkü hatırlıyorsunuz Salı evet. günü mü, ondan önceki Perşembe mi, bundan önceki Perşembe mi konuşmuştuk? Evet. Bu terörist Müslüman vardı ya, hani bir hava Salih sahasını açtılar Türklere, evet. uçaklar geliyor bombalıyor evet. gibi açıklamaları olmuştu. Yani PKK rahatsız. PYD rahatsız. PKK değil de PYD rahatsız. Aynı okusun. İran rahatsız. Ya İran değil de şöyle var. İran'ın desteklediği PKK'ya yakın güçler başka. Onlarda bir rahatsızlık yok. Çünkü onlara dönük bir şey düşünülmüyor. Ama Türkiye'nin de baskılamak istediği, müdahale etmek istediği güçler, o Salih Müslim'in de şikayet ettiği güçlerdir. Peki. Bu yani PYD'nin güçleri. Amerika'nın şundan bundan hepsini bunların birleştirip burada bir devletçik yapar mıyız dediği, ama sen de birader bize hep devlet devlet diyorsun, bak ortada habire de ufaltıyorsun bu işi, ufalıyorsun diye Amerika'ya tepki gösteriyorlar artık bu adamlar. Hepsi tüccar oldular biliyorsunuz. Yani o Kuzey Suriye'deki Kürt hareketini yapan, organize eden adamların hepsi esasında bunların Kürt hareketinin organizasyonunu sürdürmek falan gibi, o kani nasıl falan onların falan efendim öyle bir dertleri yok. Hepsi kapitalist adamlar bunlar. Kimisi silah ticareti yapıyor, kimisi Amerika'da şirket kurmuş, emlak şirketi kurmuş, bilmem nereye falan. Yani ve Amerikalılarla iş tutuyorlar. Amerikalılar bundan memnun mu? Hayır. Kardeşim tamam, yani 10 tane Kürt'ü ayarlamak veya da 10 tane PKK'lıyı ayarlamak Amerikalı için çok böyle alkışlanacak bir şey değil ki. Adam diyor ki benim hedefim şu. Bu PYD üzerine yaslanan, Salih Müslümlerin falan filan üzerine yaslanan bir, burada bir devlet yapısı kurmak. Eğer bunu bunu Türkiye'ye kabul ettirdiniz mi? Hayır. Ha, değilse biz yokuz bu işlerde. Bu Rusların planlarını bozun diyor ya. Saldırın.
Türkiye'yi, Ankara'yı ayağa kaldırın. Yani Ankara'yı rahatsız edin. Hani eylem yapardınız siz eskiden, şimdi ne oldu? Yani bütün bunlar, ben Ankara'nın bunlara daha, veyahut da işte herhalde şeyler, Hakan Fidan Bey falan bunları meselelere daha hakim yani. Şeyleri biliyordur yani. Son bir şey sorayım bu hastaneye ilgili. Kazakistan için ne diyorsunuz? Yazık yani. Hayır, o ne oldu yani? Yani zor, bir daha bizde yapmayın diye. Yani nasıl oluyor? Ya bir daha bizde yapmayın falan ne demek ya? İşte biz bayağı da toplantı oldu tabii orada hocam. Evet. Bayağı yani rakamı hatırlamıyorum da. Hani ya yoruldular ya pahalı geliyor ya hani tamam kardeşim mi diyor. Başka yer aranıyor. Pahalı yani. Gelmek. Pahalı geldiğini falan düşünmüyorum ben. Yani hani yoruldular o zaman. Öyle anlıyorum. Başka yani bir tavır olamayacağına göre bu ülkede. Yani başka bir tavır olamaz. Yani öyle pahalılıkla falan alakası yani şey yok. Dedi çünkü değil mi? Hani artık bundan sonra başka lafı şuraya da getirdi. Yani Suriye'de daha güzel gelişmeler var. Artık buna gerek de yok. Başka bir yer olursanız. O şeylerde toplantılarda söylenecek veya o bile, ama sanki bıkmış gibi. Zeminde söylenecek laf bu değil. Tabii. Peki abi. Söyleyeyim hocam. Vallahi elimizde bir şey yok. Yani bir açıklama yok. Artık şöyle bir tane var. O hocam. Yani arkası boş. Bilmiyoruz. Evet. Evet. Türkiye'ye müsbet yaklaşıyor diyebiliriz. Onlar gördü çünkü heyet. Ya benim bildiğim şöyle. Esat Moskova'ya gitmişti. Ve orada kendisiyle konuşuldu. Putin'le görüştükten sonra bir açıklama yaptı. Biz dedi sureti katiyede Türkiye askerini çekmeden hiçbir şekilde böyle bir zemin kurmayız dedi. Öyle mi? Evet. Ben onu biliyorum yani. Hatta görüşmem de dedi. Görüşmem dedi. Şimdi onu temsilen şu an Astana'da neyse işte Kazakistan'da bulunan Suriye temsilcisi Eymen bilmem ne soyadını. Farklı bir şey mi söylüyor? Farklı bir şey mi söyledi? Söylediyse ona göre konuşmamız lazım. Yok söylemediyse ki söylemediğini de biliyoruz. İlk açıklamalar o noktadaydı. Türk askeri buradan çekilecek dedi. Eğer tartışma böyle devam ettiyse tamamen benim söylediklerim kurgusal. O zaman ne de anlaşıldı? Rusya'nın oraya getirdiği bundan farklı neydi? Yani şunu mu dedi Ruslar? Yok canım Türk askeri de orada kalsın. Ya ama işte bu meseleyi şöyle çözelim mi dediler. Ve buna Türk tarafı, Suriye ve Suriye muhalefeti onlar da orada. Evet mi dedi? Bilmiyorum. Yani şimdi biraz aslında hakikaten bulanık suda balık avlıyoruz. Evet hocam. Ama sahadan gelen çok daha vurucu gelişmeler var. Demin bir tanesini söyledi üstadımız. Türk ordusu pozisyon alıyor ve bombardıman yapıyor. Ve bu bombaların bir kısmı Rus birliklerinin yanına düşüyor. Aynı zamanda oluyor bunlar. Gene aynı zaman zarfında Rus uçakları kalkıyor, İdlib'i bombalıyor. İran birlikleri, oradaki İran'a müzahir birlikler, PKK hareketlilik gösteriyor. Rejim yukarıya doğru bir harekat yapıyor. İran unsurlarını vuruyor. Şimdi şöyle mi oldu anlamadım ben. Yani tabii gelişmeleri takip edeceğiz ama saha diplomasinin verdiği sıcak mesajların çok dışında gelişmeler yaşıyor şu an. Orası şu an çok kötü. İdlib çok kötü. Tel Rifat'ta benzer tablolar var. Türkiye nokta operasyonları yapıyor. Yani PYD'lileri falan götürüyor orada. Çok ileri yüksek komuta düzeyindeki bir takım. Bir hanım gitti galiba. Bir kadın da öldü o ara. Yani bir nokta atışı, bir operasyon daha var şu ara Türkiye'nin oraya. Şimdi bunları siz bir araya getirdiğiniz zaman bu ikisini nasıl bağdaştıracağız bilmiyorum. Herkes bir anlaşma gelişiyor, ona göre
pazarlık gücümü arttırayım diye son bir dizi harekat mı yapıyor? Yoksa iş çığırından çıktı, orada başka şeyler mi olacak? Ondan çok emin değilim. Ama dediğim gibi bir şey bilmiyoruz ki yani biz ne diyelim şimdi. Görüşmeler iyi gidiyor, yol alıyoruz. Peki. Bir yolun sonuna gelinsin, görelim. Ona göre değerlendirmemizi yapacağız tabii ki. Ama henüz ortada bir şey yok. Sahada başka şeyler söylüyor. Bu kadarını söyleyeyim. Yani ipler geriliyor. Peki hocam. Nasıl yapacağız? 2016-2023 demek ki 7 yıl olmuş. Fırat Kalkanı Harekatı. Arkasından Zeytin Dalı, arkasından Barış Pınarı. Bir de bir Bahar Pınarı var. Ve bugünkü bizim oradaki askeri mevcudiyetimiz ve onlar üzerinden kontrol ettiğimiz sahanın ortaya çıkışı bu harekatlar çerçevesinde oldu. Hatırlayan var mı Fırat Kalkanı Harekatı'nın sebebi neydi? Şimdi sebebi var. Terörle mücadele. DAEŞ. Her şeyden evvel. Ve Birleşmiş Milletler kararına atıf ve 51. maddeye de atıf. Yani meşru müdafaya da atıf. Uluslararası hukuk çerçevesinde bunun yapıldı. Çünkü Birleşmiş Milletler ne dedi? Bu bölgenin terörden temizlenmesine katkı vermek her ülkenin boynunun borcudur. Biz de kendi üzerimize düşeni yaptık. Ve o bölgeyi evvela DAEŞ'ten, akabinde PKK-PYD'den temizledik. Bu ortaya çıkan tablonun arkasındaki sebepler hala varlığını devam ettiriyor mu? Ettiriyor. O bölge ne işe yarıyor? Bir, sınırımızda bir terör koridoru oluşmasına mani oluyor. Bir oyunu bozdu Türkiye. Hem de 15 Temmuz darbesinden, darbe girişiminden çok kısa bir süre sonra Türk ordusu bundan sonra parmağını kımıldatamaz diye dışarıda yorumların yapıldığı bir anda Türkiye, hayır ben buradayım bir ay sonra 15 Temmuz'da. Fırat Kalkanı Harekatı'nı yapıyor. Çünkü onların bugünden daha iyi anlaşılıyor. A ve B planları varmış bu işleri organize edenlerin. A planı zaten ele geçiririz. Ele geçirdikten sonra orada Kürdistan'ı kurarız. B planı devleti ele geçiremeyiz. Darbe belki başarısız olur ama beli öyle kırılır ki Türkiye'nin. Biz yine Kürdistan'ı kurarız. Türkiye dedi ki hayır. Böyle bir şey yok. Ve elindeki bütün imkanları kullanarak oraya o harekatı gerçekleştirdi. Ne oldu sonuçta? DAEŞ, PKK-PYD ve diğer terör unsurları buradan temizlendi. Bir nebze olsun Türkiye'ye gelişler o bölgeden en azından kontrol altına alınabildi. Ve akabinde de son iki yıldır özellikle geriye dönüşlerin temel alanı haline geldi orası. İşte 500 bine yakın bir geriye dönüş olduğunu biz ifade etmek durumundayız. Yani sanki hiç kimse geriye dönmemiş gibi. Bunlar gitmeyecek de hayır 500 bin kişi de geri dönmüş. Bugün bu sebepler ortadan kalktı mı ki Türkiye bu bölgeden bütün askerini çekecek? Suriye rejimi veyahut Rusya veyahut İran bir daha 2016 şartları o bölgede oluşmayacaktır diye bir garanti mi veriyor mu? Veriyor mu ki Türkiye bu geri adımı atacak? Öyle bir şey bugün itibariyle i̇şte gördüğümüz bir şey değil. Rusların çizdiği yol... Bakın onun muhtevasına hiçbirimiz tam manasıyla vakıf değiliz. Ama şöyle bir çıkarım yaptım. Yanlış da olabilir. Hani Türkiye diyor ki, bakın kardeşim diyor, benim Suriye'deki problemlerim 2-3 bilemediniz 4 başlık diyor. Bunları zikrediyor. Evet. Göçmenlerin dönmesi, terörün durdurulması evet. Vesaire vesaire. Ruslar da çıkar dedi ki Türkiye'nin biz bu taleplerini işte dikkate alıyoruz. Konuşulan budur dediler. Tamam çok güzel. Biz de o zaman diyoruz ki her şey sebep netice ilişkisi içerisinde cereyan eder. Yani siz kağıdı Pedro, görelim diyorsunuz. Hayır şudur. Adım adım tedricen yapılması gereken şeyler bunlar. Bir adım atılır. Suriye rejimi der ki tamam kardeşim ben bir daha bu PKK-PYD'nin buraya girmesine müsaade etmeyeceğim. Türkiye ona göre bir adım atar. Rusya der ki ben de şunu yapacağım. Türkiye de bir adım atar.
Ama en son gelinen nokta şu olur diye düşünüyorum ben. Yani bunların önünde bir yol haritası var ama herhalde bizim de elimizde bir oyun planı var ve oyun planında gerisinde 2016'daki biz bu ilk harekatı yaparken var olan sebepler var. Bazen de zaman içerisinde onun yanına yenileri de eklendi. Sadece o en baştaki orijinal sebepler değil, yanlarına başka durumlar ortaya çıktı, başka şeyler eklendi. Hiçbir zaman, açık söyleyeyim, hiçbir zaman Fırat Kalkanı harekatının başlamasından bir gün önceki 2016'daki tablo ortaya çıkmaz. Suriye'de beklemesin. Türkiye bir daha bu riski almaz. Ya orada bir çok uluslu güç oluşturacaksınız, Türk askeri de o çok uluslu gücün içerisinde olacak ve bu sınırları güney tarafını, çok uluslu güçten kastettiğim bu Rusya kendi tarafını, Suriye kendi tarafını. Öyle. Evet, çok uluslu derken iki türlü çok uluslu tabiri var. Bir tanesi combined force, tamam mı? Bir tanesi de joint. Bunlar ikisi birbirinden farklı şeyler. Biri muhtelit, işte bir de müşterek. Bizim eski lisan da daha güzel ifade edilir. Daha güzel. Şimdi bir şey oluştuğunda biz burada bulunuruz. Arzumuz ne? Bu defalarca Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. Bir güvenli bölge burada oluşturmak zorundayız. Ve kademe kademe terörden temizlemek suretiyle Suriye'nin geri kalan kısmını da sakin, sükunet te kavuşturmamız gerekiyor. İstikrara kavuşturmamız gerekiyor. Bunu Suriyeliler olmadan yapamayız. Ruslar olmadan da yapamayız. İranlılar ortalığı karıştırdıkça da yapamayız. Amerikalılar karıştırdıkça da yapamayız. Bakın bu Astana zirvelerinde hiç Amerika yok. Değil mi? Evet. Çünkü onlar başka bir yerde duruyor. Bu dördünün mutabık kaldıkları çok önemli bir husus var. Ne? Toprak bütünlüğü. Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması. Değil mi? Çok önemli bir husus. Amerikalılar buna tamam demiyorlar. Toprak bütünlüğünden bahis etmiyorlar. Onların başka bir niyetleri var. Dolayısıyla Türkiye, İran ve Suriye ve Rusya ancak bu güvenli alanı burada tesis edebilir. O sebeple sorunuza geri döneyim. Yol haritası ancak ve ancak, içine bilmemekle birlikte, ancak ve ancak kademe kademe. Öyle. Safha yani, safha. Uzun sürecek diyorlar zaten. Birinci safha, şunlar temin edildiğinde ve bütün buna taraf olan ülkeler de evet bu hedefe ulaşılmıştır denildikten sonra ikinci safhaya geçilir. Türkiye de orada tatmin olur, başkaları da tatmin olur. Sonra üçüncü safha, sonra dördüncü safha. Ama Rusya'nın da artık bütün bu 10 yılı aşkın süredir Türkiye ile yoğunlaşmış teşriki mesaisi neticesinde, yani uçak olayından sonra başlayan ve şeyden sonra da 15 Temmuz'dan sonra da hız kazanan bu yoğunlaşmış teşriki mesai sürecinde şunu anlamış olduğunu ben zannediyorum. Türkiye her şeyden evvel sözünün arkasında duran bir ülke. Türkiye boş laf olsun diye bir laf söylemiyor burada. Putin'in önüne defalarca bakın arkadaş, bizim burada bulunmamızın sebebi budur. Konuldu. Amerikalıların önüne de konuldu. Amerikalılar ha öyle mi ama biz DEAŞ'a karşı bunlarla müttefikiz dediler. Rusya öyle demedi. Ya ama dedi işte bunlar da bu muhalifler de dedi. Sizin şemsiyenizin altında rejime saldırıp duruyorlar. Bir türlü şey sağlanamıyor. Dolayısıyla bütün hepsiyle ilgili şey çözüm ortaya koymuyor. Heyet Tahrir-i Şam. Tabii tabii biz ama bu, biz, bakın biz onu, aşama aşama. Onu da harcamasına bu İranlıların veyahut da işte bu şeylerin, Suriyelilerin harcamasına göz yumamayız. Yani. Bunu aşama evet, aşama olmasını, örgütü gibi olmasını ama beklemeliyiz. Ne yapalım? Bir anda bir tarih verilerek tamam biz bu işi çözüyoruz bu anlaşmayla. Kimse böyle bir şey beklemez. Bu bir süreç. Türkiye artık bu meseleyi bütün boyutlarıyla bilen ve kendisinin taraf olmadığı hiçbir sonucun da burada elde edilmesinin mümkün olmadığını da çok iyi bilen ama bunu da Moskova'ya da öğretmiş, Tahran'a da öğretmiş, Şam'a da öğretmiş olmanın rahatlığı içerisinde şu an benim bir kazanımım var bu bölgede. En azından o başlangıçtaki hedeflerime bir ölçüde ulaşmış durumdayım. Bundan benim bir adım bile geri adım atmama, bir adım bile geri gelmeme imkan yok. Senin ya bir başka bir mekanizmayla bunu bana garanti etmen lazım. Şimdi siz Türkiye'nin mevcut sahadaki pozisyonunu
koruması gerektiğini düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla. Elbette. Ben de sizinle tamamen aynı fikirdeyim. Fakat bunun bir diplomatik süreçle de, müzakerelerle de yürütülmesinde sakınca görmüyor. Çünkü ne zararı var? Hiç zararı yok. Çünkü zaten bir yani her şeyi bir tılsımlı değnekle çözecek formül olsa biz bulurduk. Zaten onu bu kadar yılı içinde. Böyle gitsin gibi bir masa mıdır o masa? Öyle. Siz öyle düşünüyorsunuz. Aşağı yukarı şöyle. Yani Türkiye orada bir askeri güçle var. Tamam. Bu askeri güç öyle bir biz de işgal gücü olarak biz işgal gücü olarak zaten görmüyoruz. Dolayısıyla bu güç hep orada kalacak. Öyle efendim işimiz bitti hadi biz al Osmanlı'lık. Hayır böyle bir şey yok. Bu Suriye bunu içine sindirecek. İki, sadece Suriye sindirse iyi. Tabii İran'da. Yani Amerika'da. İçine sindirecek. Ruslar'da sindirecek. Yani biz ama oradaki mutabakatı biz dörtlü bir mutabakat olarak bakıyoruz oraya. Amerika ne diyecek buna diye bakmıyoruz tabii. Şimdi aynı şekilde biz Suriye'yi rahatsız edecek hiçbir girişimde bulmayacağız. O coğrafyanın geleceğinde. Bunu yapacağız. Aynı şey İran bunu taahhüt edebilir mi? Taahhüt eder de yapabilir mi? Onu bilmiyoruz. Ama Türkiye'nin pozisyonu bakımından Türkiye varlığını sürekli olarak orada sürdürecek. Sadece kendi varlığını değil. Az önce söyledim. Yani onun için Heyet Tahrir Şam'ın adını verdim yani. Yani nihayet Amerika'nın gözünde, Rusya'nın hatta bazen gözünde terör örgütü bu. Ama Türkiye'nin müzahir olduğu. Türkiye'nin diyemeyim de yani öyle açıktan da değil ama yani ne yapalım yani elimizin altında bunlar var. Yani bu insanların da göz göre göre harcanmasına rıza gösteremeyeceğimizi söyledik. Adamlar Türkçe kursları açtılar kendi militanları için. Türk lirası kullanılıyor. O 60 bin insan ya az buz değil. Sen çekil şu işlere karışma diyorsun. Adamlar çekiliyorlar. Silahlarını şuraya teslim et diyorsun. Teslim ediyorlar. Bu da ne? Türkiye bundan başka ne isteyebilir ki? Böyle bir disipline edebiliyorsan bir gücü. Yani bütün bunlara bakarak Türkiye bu yol haritası dediğimiz şey tek boyutlu bir şey değil. Yani Türkiye'nin hem kendi çıkarları için yapması gereken şeyler var. Aynı şey İran'ın kendi çıkarları için yapması gereken şeyler var. Ve keza Suriye'nin. Bakıldığında birbiriyle çelişen, çatışan tarafları da var bunların. Bu onun için kolay bir süreç değil. Uzayacak bir süreçten söz ediyoruz. Ha, peki. İnşallah iyi niyetle yaklaşırlar. İran olsun, Rusya'nın ben iyi niyetle yaklaştığını düşünüyorum yani. Açıkçası. Suriye buradan genelde böyle itiş kakış üretilmesinden memnun oluyor ama çünkü demin dedim yani Suriye mesela her şey yok. Tertemiz ettik Suriye'yi. Türkiye'yi de çıkarttık. Efendim işte bütün yabancı güçler falan diyorlar işte. Çıktı gitti herkes gitti sen kaldın. Hayır Suriye bunu istemiyor. Kardeşim diyor ben Kaptagon satıyorum. 7,5 milyar dolar yılda. Uyuşturucu satıyorum. Dünyanın en büyük uyuşturucu ticareti yapan ülkesi, devleti. Arapların tamamının o zirvede, Arap zirvesinde et göz ortaya koydukları şikayet bu. Kardeşim iyi de sen bu haplarla ne yapacaksın diyorlar. Buna nasıl mani olacaksın? Peki. Yani uyuşturucu işi bu çok önemli bir şey. Bir de çökmüş bir devleti ayakta tuttu 10 sene. Bu hap işi. Uyuşturucu işi. Bunu
Suriye istihbaratının kabul etmesi lazım. Yani uzun vadeli barış ancak böyle bir şeylerin şeyiyle sağlanabilir. Peki abi. Onun için yani öyle kolay iş değil bu. Teşekkür ederim. Hüseyin Hocam demin niye güldünüz? Nasıl? Çağrı Hocam da biz hani şeyin çıktılarını konuşurken. Yani şeye benzettim de zihnimde. Yani yanlış olabilir de. Böyle muzip bir hareketlenme oldu zihnimde. İstikşafi görüşmeler. İşte, tamam işte. Bakın ben size sormadım değil mi? Kazakistan neden öyle dediğini. Yani istikşafi görüşmeler devam edecek demek ki. İşte biraz öyle sanki evet, Türkiye'nin hani. Ne diyelim yani? Uzun topla. Ne? Ne diyelim yani? Devam yok, ediyor yok, da yok, yani tamam. İkili olduğu zaman bir hayır gelmedi. Böyle dörtlü olunca, beşli olunca hadi, belki bereketi olur, tabii, gelir belki. Şekil şartlar dediğiniz gibi olduğunu gösteriyor. Bir tek farklılık Rusya'nın hakikaten buna şey yapması. Niye ama yani ortada ne hayır, diyor Rusya o da bir motivasyonunun yani olduğunu. Rusya bir şey söylemiyor hocam. Içinde. Yok ama bir harita koymuşlar. Hani harita koyuyor. Bir şey kadar koymuş yani. Onun bir içinde şunlar var diye açıklaması yok. O zaman da bir şey diyemiyorum tabii yani. Peki. Efendim ikinci son reklamımıza gidip dönelim hemen devam edeceğiz. Döndük efendim. Akıl odası devam ediyor. Şimdi bir tür İsrail-Filistin yapacağız ama şimdi bu şöyle dallanıp budaklandı bu mesele. İsrail'in yaptığı rezillikleri artık hani ben bütün meslek hayatım boyunca zaten bu konuda konuşmak, haber yapmak sair çok zaman ayırdığım bir iş. Elbette buradaki hocalarımız, büyüklerimiz de bunu çok iyi biliyor. Siz de çok iyi biliyorsunuz. İsrail işte. Şimdi bu İsrail bir yandan Türkiye ile Ankara ile görüşmek için neredeyse kapıların önünde yatıyor. Biz söylemiyoruz. Kendi basın yayın organları en büyükleri yazıyor, çiziyor. Ne konuşacaksa artık. İki, İsrail-Azerbaycan ilişkisi var. Bu ayrı bir yol. Üç, bizim Filistin'in yanında duruşumuz var. Dört, Filistin'in Çin ziyaretinden ortaya çıkan bambaşka bir tablo var. İşte açılışta biraz bahsettim. Hani yok öyle bir şey söylenmedi dendi. Biz onu kabul edelim yine. Türkiye'nin Filistin'in yanında nasıl durduğuna ilişkin herhalde ne bizim ne dünyanın en ufak bir şüphesi yok. Olması da garip olur zaten. Ama Filistin eğer mesela Çin'deki kardeşlerimiz için bu tür açıklamalar yaptıysa çok kalbimiz kırılır. O da ayrı bir konu. Belki sonra Süleyman Hoca Pakistan boyutuna da değinecek. Daha doğrusu Pakistan değil de artık İmran Han boyutuna. Ama bunlara işte 4 dakikanız başladı. Yani ortada bu programa baş girmeden yukarıda sohbet ederken üzerinde durduk. Gazze'nin açıklarında 30 kilometre yani açığında evet, bir gaz sahası keşfedildi. Yani doğal gaz. Eldeki verilere göre 1,1 trilyon metreküp rezerv. 20 yıl boyunca işletilebilecek ve yıllık $560 milyonluk bir tasarruf söz konusu. Tasarruf neyin tasarrufu? Çünkü Filistin İsrail'den aldığı gazı, satın aldığı gazı kullanıyor. Yani enerji santrali bununla çalışıyor, elektrik üretimi bu İsrail şeyi oraya bağlı yani İsrail'e bağlı. Bütün bunlardan dolayı bir tasarrufu olacak. Ama şöyle bir şey, öyle bir düzen kurmuş ki yani mesele işte bu uluslararası anlaşma şeyler, bütün kaynaklar İsrail üzerinden geliyor. Yani kendisinin böyle bir şeyleri satma, o paraları ithal etme, ithalat filan filan böyle bir şeysi yok. Nitekim yapılan anlaşmaya göre gazın %40'ı Mısır tarafından işletilecek. %20'si Filistin idaresi tarafından diyor. Filistin derken diyor ki bunun altını çiziyor. Diyor ki
Hamas'a kuruş vermek yok. Hamas'a gidecek bir her şeyi ben denetleyeceğim. Hamas'a gidecek diye değil de o %20 gelirin bütün ayrıntıları ben denetleyeceğim. Ben izin vermezsem hiçbir şey yapamazsınız. İki, Filistin'e bu %20 gelirle altyapı kazandıramazsınız. Buna izin vermem diyor. Hatta onun bir yetkilisi var. Onun verdiği danışman Hanegbi diye birisi. Hanegbi denen bir adam diyor ki Filistin için Filistin yönetimine üçlü müzakere yapıyoruz biz. Filistin yönetimi yok bunların içinde diyor. Ya Mısır'ı saymış, uluslararası yatırımcı grubu saymış, bir de kendisini saymış. Biz üçlü müzakere yapıyoruz. Filistin heyeti yok bunun içinde diyor. Muhtemelen Türkiye'ye yapılan baskı da bakın bu Filistinliler size de şey yapabilirler ama yani bu doğalgaz işi çok önemlidir falan gibi bir şeyler de yapmak olabilir. Çünkü bu yani bir işin mundar etmek için çakal diye bir hayvan var. Yani bu avlanıyor ama avlandığı, öldürdüğü, boğazladığı hayvanı orada yemiyor. Toprağa gömüyor. Birkaç gün, bir hafta orada kalıyor hayvan, et. Yani mundar oluyor esasında. Bir bakın leşe dönüşüyor. Ondan sonra yiyor. Biraz bu İsrail'in tavrı biraz buna benziyor. Efendim. Toparlayalım abi. İşte yani bu peki. Bu olayın ben bu Filistin'deki son şeyin saldırgan tavrın arkası planında biraz bunu yattığı görüyorum. Kanaatindeyim. Mısırlılar da bunu biliyorlar diyelim. Şimdi sadece biliyorlar demekle yetineyim. Peki. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Şimdi tabii programın girişinde bu denizin altındaki faciayı konuştuk. Denizin üstünde bir faciayla mukayese ettik. Yani işte sayılar, istatistikler ve ne diyelim trajedi arasındaki fark ortaya çıktı. Şimdi bu hakikaten artık yani ciddi ciddi medeniyetin mundar edilmeye başladığı kanaatindeyim ben. O kelimeyi ödünç alayım üstattan. Bütün kurum ve kuruluşlarıyla ama. Ekonomi, mundar bir ekonomi. Yani mundar olmuş. Siyaset dünyada öyle. Medya da öyle. Öyle öyle. Yani bu bileşik kaplar teorisi gibi bir şey. Doğru doğru. Yani şimdi birkaç gündür takip eden tabii yani bir yerden buluyor, görüyor. Görüntüler de akıyor. Batı Şeria'da dehşet görüntüler var. Cenin kampında yaşananlar, uçaklar geliyor, bombalıyor. Çocuklar ölüyor. Orada mezbahaneye dönmüş. Helikopterlerle. mezbahaneye dönmüş yani. Bakıyorsunuz insanlık neyi konuşuyor? Nerede medya yani? Yok. Bu çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. Yani öyle çıkıp eski bir takım şeyler üzerinden, hatıralar üzerinden Akbaba'nın üç günü bilmem ne işte medya en kahraman Rıdvan falan bunları bırakalım yani. Yani bunu kabul edelim. Yani yok. Böyle bir medya yok. Olan oluyor orada yani. İşte demin sebeplerini gayet güzel bir boyutuyla, sağlam bir boyutuyla bize anlattı. Ama İsrail bu dünyada şu an ilgiyi çeken işte Rusya-Ukrayna savaşı var. Çin ne olacak, Amerika ne olacak filan buralara kilitlenmişken işini görmek istiyor. Yani toplu olarak Filistinleri yok etmek istiyor canım. Belli. Açık bu. Bunun için yerleşimcileri ileri sürüyor. Onların her bir birey militan. Yani fundamentalist militan. Şimdi ben soruyorum. Filistinlilerin içinden ajan buluyor hocam. Bulur. Evet. Yani Filistinli provokatörler var ya. Mesela dolarla bu hükümet iktidara geldiğinde İsrail kamuoyunda bir bölünme değil mi? Yani sokağa çıktılar işte demokrasimiz falan böyle biz İsrail'de faşizm istemiyoruz falan. Güzel pek.
Bütün bunlar yaşanırken o kamuoyu nerede acaba? Ben çok merak ediyorum. Bunlar çok egoist o zaman. Yani kamuoyları da bir tuhaf. Herkes kendi egoizminin peşinden değerleri seferber ediyor. Halbuki bir değer en başta empatinin konusudur. Yani siz başkasının hukukunun üzerinden bir değeri savunursunuz. Kendiniz için devamlı savunuyorsanız artık bir yerde o değer de aşınır. Böyle bir facia. Ve sahibi yok. İslam alemi sefil bir durumda. Hiç ne tepki, ne Endonezya'dan, ne Malezya'dan, ne İran'dan. İran kendi değil mi? Kudüs Tugayları bilmem ne var yani. Nerede bunlar? İsrail dediği her konuda. Ne bileyim, Araplar en başta kendi kardeşleri. Tıs yok. Mısır işte bakın kirli hesapların içinde. Ve biz böyle bir Mısır'la anlaşmaya çalışıyoruz. Şu hale bakın ya. Şimdi bu hakikaten çok acı. Yani Meclis-i Aksa'yı zabit şey yaptılar. İşte yıkacaklar yani orayı. Canım. Girdiler. Yani artık evet, evet. Belli. Yani buraya getirirler iş. Ama daha mesela iç acıtıcı bir şey duyuyoruz. Mahmut Abbas gidiyor Çin'e biat ediyor. Orada bir şey koparacak herhalde onlardan. Diyor ki ya böyle de Uygur sorunu gibi bir şey yok diyor. Bu diyor tamamen diyor yani Çin'in güvenlik meselesidir. Umurunda değil Türkiye. Orada demin kendi aramızda 60 milyon Türk. Yani Çin nüfusu düşünüldüğü zaman 60 milyon biraz tuhaf kalabilir ama 60 milyon yani. 60 milyon Türk var yani. Neredeyse demin hoca da söyledi. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 5 üyesinin toplam nüfusu 75. 75 yani orada böyle bir düşünün Türk yani. Nüfusu var. Ya bu söylenenlerin yarısı abartı diyelim canım. Yarısı doğruysa gene bir problem var orada. Ha Uygurlar ne yapıyor? Uygurlar da orada Amerika'nın dümenine yatmışlar. Amerika bunları kışkırtıyor kendi siyasetleri doğrultusunda. Yani özerk olarak Uygur meselesini savunabilecek kimse yok. Yani bakıyorsunuz varsa bile sesleri Amerika'ya kaldı düşünün. Amerika kullanıyor mu? Tabii ki kötü niyetli ama yani. Orak aldı gibi. Ya şimdi nereye elinizi atsanız bir rahatsızlık. Pakistan, Türkiye ilişkileri, dostluk bilmem ne. İmran'ın aynı şeyleri gitti söyledi Çin'de. Dedi ki yani bu dedi Uygur sorunu dedi öyle dedi şey değildir dedi. Yani bu o kadar şey, Çin'in dedi güvenlik sorunudur buyurun. Çin şey Pakistan, Türkiye dostluğu. Orada Filistinleri kesen bir İsrail Azerbaycan'da fink atıyor. Nereye koyacağız şimdi biz bunu? Canım görmeyelim biz onları. Şimdi Almanlar çok doğru söylemişler. Üç tip siyaset hemen bitireceğim. Real politik, moral politik ve maht politik. Maht politik Allah esirgesin. Savaş demek zaten. Yani bu politikanın en şiddet hali. Zorbalık hali. Yani. Güç kullanma. Real politik hani bir yere kadar anlıyorsunuz yani. Moral politik diyorsunuz. Ya bu şimdi hiçbir şey politika saf moral olamaz. Saf real politik de olamaz. Maht politik de olamaz. Bunların arasında çok ince bir işçilik lazım. Bir kere maht zorbalık siyasetini minimuma çekeceksiniz. Real politiği real politik olarak muhafaza ederken ona moral politik payandalar oturtacaksınız. Yok bunlar ne? Bunlar böyle savrulmuş gidiyor. Onun için hani Mahmut Abbas'ın söylediklerini hiç yadırgamıyorum. Çünkü çıkarcı. Kendi Filistinliler umurunda değil. Geri geliyor Gazze'dekileri şey yapıyor. Taciz ediyor, savaşıyor. Militanlarını gönderiyor oraya falan. Kışkırtıcılık yapıyor. Şimdi bakıyorsunuz Batı Şeria, Hamas gibi bir şey var. Fikirlerine bakıyorsunuz. Hakikaten fundamentalist şeyler çıkıyor. Ya bu kompozisyonda ne yapılacak? Benim derdim o yani. Yani nereye tutunacağız? İstanbul'u almış olalım. Devam edelim. İslam bu mu? Bunlar mı? Bu mu yani edelim? Şimdi? Eyvallah. Doğru söylüyorsunuz. Çağır hocam. Filistinlerin başına gelmiş 3 tane büyük bela var. Bir tanesi buraya gelen, kendilerine ait olmayan toprakları önce satın alarak, Araplar satmamaya başlayınca onlar üzerinde baskı kurarak, öldürerek, yok ederek, sürerek çökmeye çalışmış olan Siyonistler. Yayılmacı Siyonistler. Bu büyük bir bela. Ve hala devam ediyor. İşte görüyorsunuz harita 1920'den bugüne nereden nereye gelmiş.
İkinci büyük bela kendi yöneticiler. Bunu bir kenara atarak konuşamayız. Şimdi Avni abi söylerken aklıma geldi. Altyapıya harcamayacaksın diyor. Gazze'ye de harcamayacaksın diyor bu paraları. Nereye harcayacaksın? Yöneticilerine havuzlu villalar yapmaya harcayacaksın herhalde. Ya da onların İsviçre hesaplarına hesaplarına harcayacaksın. Üçüncü büyük bela da bunların Arap kardeşleri. İlk andan itibaren Ürdün'ün tavrı farklı olsaydı bugün böyle bir Filistin meselesiyle karşılaşmazdık. 1948 savaşından sonra Ürdün kralının tavrı daha farklı olsaydı, İsrail'le gizli görüşmelerle ateşkese varmamış olsaydı, akabinde de başka Arap devletleri, en son İbrahim Anlaşmaları. İşte Trump'ın empoze ettiği, Trump'ın damadının. Bu üç büyük belanın kıskacı altında maalesef İsrail ve Netanyahu yönetimi bir kez daha intifadayı kışkırtıyor. Çünkü kazançlı ama çıkacağını... Bu sefer başına bir bela aldı. Kazançlı çıkacağını biliyor. Öyle düşünüyor. Öyle düşünüyor. İkinci intifadada Sharon 2000 yılının Eylül ayında Mescid-i Aksa'yı 1500 silahlı adamla bastı. Seçime gitti İsrail. Sharon bir geldi, bir daha da bunlar gitmediler arkasından. İşte Netanyahu 20 yıldır burunlarından getiriyorlar Filistinleri. Şu an öyle zor bir durumda ki Filistinler intifada yapsalar kim destek olacak? Hangi gündeme gelecek? Hangi Ukrayna savaşı varken? Bunu zorluyor. Bunu yapmaya çalışıyor. Burada gerçekten de en başından itibaren en doğru yerde duran ülke Türkiye. Eyvallah. Ama doğru, tek çok. Başına tek başına olmuyor. İşte hocam ifade etti. İşte, ama hocam ifade etti. Yani bunu bir gündem maddesi haline getirmeye çalışıyorsun. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda herkes çok güzel konuşmalar yapıyor. Tabii canım. Tabii. Gözyaşları içerisinde. Biz yani sonra dönüyor ve anlaşmayı yapıyor onlarla, İsrail'le. O sebeple bizim yapmamız gereken bir şey var. Bir kez daha yani Guterres'in açıklamalarından biraz ümitlendim. İlk defa yani yıllar sonra Filistin meselesinden bahsetmeye başladı genel sekreter. Kerhen de olsa. Siz yine işgal altındaki topraklar filan dedi yani. Kerhen de olsa. Reşmetler gündemine bir kez daha bunu çeşitli komisyonlar üzerinden getirmek lazım. Dünyanın en büyük dramlarından biri bu. Çok teşekkür ediyorum. Çok küçük bir şey. Lütfen, yani mesele nasıl çatallaşabileceğine dair bir şey. Cenin kampında çocuklar öldürüldü, insanlar öldürüldü. Ne oldu biliyor musunuz? İki gün sonra galiba bir benzin istasyonunu Hamas militanları bastı. Evet. Ve orada bir günah 6-7 tane İsrailli öldürdüler. Şimdi bu nedir biliyor musunuz? Bu cinnet halidir. Ya o artık korkunç bir yere gidecek. Evet, önümüze yani, geleni doğru. Öldürelim der gibi. Evet, tabii artık yani cinnet. Biz yani en azından bu konunun bir şöyle bir hafif tozunu almış olduk. Bu hakkı değil bu konunun. Çok daha boyutları da var. Başka konular da konuşacaktık. Efendim haftaya salı günü. İnşallah yine huzurlarınız arifedir. Bayramlaşırız. Bekleriz. Buluşmak üzere. İyi geceler diliyorum.